Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'de Ankara stüdyomuzda her sabah olduğu gibi. Günaydın Bülent. Günaydın Ebru, merhaba Ankara'dan. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de GARA operasyonunun detaylarını aktardı. Dolayısıyla bu operasyonun detayları sonrasında da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün mecliste, genel kurulda operasyon harekat hakkında bilgi vereceğini söyledi. Grup toplantıları da var. Ankara'da yoğun bir gün diyebiliriz. Dolayısıyla bu yoğun gün öncesi gelişmeleri senden alacağız. Değerlendirmelerin önemli. Bugün neler göreceğiz, neler dinleyeceğiz. Bu arada Amerika önce bir koşullu şartlı açıklama yaptı. Eğer bu saldırı, terör saldırısı PKK tarafından yapıldığı kanıtlanırsa dedi. Dışişleri Bakanı'nın da Cumhurbaşkanı'nın da sert tepkisi vardı. Ardından ABD Dışişleri Bakanı ile Blinken'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu terör saldırısını, PKK'nın yaptığı saldırıyı kınıyoruz, katliamı kınıyoruz açıklaması geldi. Dolayısıyla yoğun bir gündü ve yoğun bir güne de başlıyoruz. Ben önce bir özetleri aktarayım. Ardından bugünden başlıklarında ve daha birçok konuda senin yorumlarını dinleyelim. Irak'ın Erbil kentinde önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Dün gece yaşandı. Irak'ın Erbil kentinde havalimanının bulunduğu bölgeye füze saldırısı düzenlendi. Füzeler ABD Başkonsolosluğu yakınına düştü. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. 5 sözleşmeli personelle bir ABD askeri yaralandı. Erbil havalimanı kapatıldı. Dün itibariyle 4 füze ABD Konsolosluğu'nun Erbil'de yakınına düştü. Gelişmeler, detaylar da böyle açıklandı özetle. Cumhurbaşkanı Erdoğan GARA operasyonuna ilişkin konuştuğu detayları verdi. Operasyonun 5-6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 görevlinin kurtarılması için yapıldığını söyledi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanının hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de bunları öğreneceksin dedi. Erdoğan ABD Başkanı Biden'a ve dünyaya da seslendi. Amerika'nın yaptığı açıklama evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız. NATO'da berabersek, bu birlikteliği sürdüreceksek samimi davranacaksınız. Dünyaya diyoruz ki gelin alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı ifadesini kullandı. Hem terörle mücadele kapsamında operasyonun detaylarını verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya da bu mücadelede Türkiye'nin yanında olun çağrısını dün Rize'den yaptı. Ankara-Washington hattında seçim sonrasındaki en üst düzey görüşmede gerçekleşti. İlk görüşme bu. ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ardından ABD GARA açıklamasını da değiştirdi. Blinken'ın görüşmede taziyelerini sunduğu belirtildi. Türk vatandaşlarının öldürülmesinde PKK'lı teröristlerin sorumluluğu olduğu görüşünü doğruladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. ABD Büyükelçisi Satterfield ile bakanlıkta bir görüşme yapıldı ve Satterfield'in şehitler için taziyede bulunduğu belirtildi. GARA'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmişlerdir açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan GARA operasyonu konusunda mecliste işin gerçeğini anlatacağız dedi. Bilgilendirme bugün Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili meclise bilgi verecek. Bu arada muhalefet ne dedi? CHP sözcüsü Faik Öztürk, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı görevlilerin durumunu defalarca meclis gündemine taşıdıklarını ancak iktidarın yanıt vermediğini söyledi. GARA operasyonunun başarısız bir kurtarma operasyonu olduğunu öne süren Öztürk, şehit edilen 13 görevlinin hepsinin çözüm süreci döneminde kaçırıldığını belirtti. O süreçte yapılan hataların bedelini şimdi şehitlerimizin aileleri ödüyor dedi. 13 şehit için ulusal yas ilan edilmesini istedi. Öztürk AK Parti Rize İl Kongresi'ndeki görüntüleri de eleştirdi. Erdoğan'ı izledik. Partisinin ilk kongrelerinde espriler, sloganlar, tezahüratlar,
salgınla mücadele için lokantalara kapatacaksınız ama tıklım tıklım kongreler yapacaksınız dedi, eleştirisini bu sözlerle dile getirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, HDP dahil tüm siyasi partilere teröre karşı ortak duruş çağrısı yaptı. HDP'lilerin sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili. Provokatör milletvekilleri diyeceğim, bu tavırlarıyla toplumu terörize ediyorlar dedi. Peki HDP'nin kapatılması gündemde mi? Bu da soruldu Özlem Zengin'e. Zengin, süreci başlatmak için imkan var. Parti kapatmak zor olsa da hala böyle bir imkan var ama önce bu suçları işleyen kişilere dönük bir yaptırım aşaması süreci değişliyor dedi ama tabii ki parti kapatmanın da zor olsa da yürürlükte olduğunu söyledi. Buna karar verecek olanın da Anayasa Mahkemesi olduğunu belirtti. CHP'li Berberoğlu dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden karara karşı üst mahkemeye itirazda bulundu. Berberoğlu'nun avukatları fezlekenin hukukun evrensel ilkelerine, lekelenmeme hakkına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olduğunu savundu. Fezleke daha önce reddedilmişti. Bir üst mahkemeye yeniden itiraz yapıldı yani fezleke konusunda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide haftalık görülen vaka sayılarını paylaştı. İllere göre 8-14 Şubat haftasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de ise 44,39 oldu. 100 bin kişi başına en çok vaka görülen illeri söylediğimizde daha net bir tablo ortaya çıkıyor. Trabzon, Rize ve Ordu 100 bin kişide en çok vaka sayısının görüldüğü iller. En düşük vaka sayısı olan illerde Şırnak, Hakkari, Bitlis. Dolayısıyla 100 bin kişide oran olarak verilmiş. 100 bin kişinin işte %60'ı mesela İstanbul'da 100 bin kişide 60 kişi koronavirüs. Dolayısıyla vaka sayıları illere göre 7 bir haftalık ortalamalarda ilan edilmeye başlandı. En düşükte en yüksek vakanın da Trabzon, Rize, Ordu olduğunu söyleyelim. Pınar Gültekin cinayetin 3. duruşması da görüldü. Dün itibariyle sizlere detayları da aktarmıştık. Mahkeme katil zanlısı Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'yı adli kontrol şartıyla tahliye etti. Avcı yardım ve yataklıktan yargılanıyordu. Dolayısıyla ailenin itirazları vardı. Ancak kardeş tahliye edildi adli kontrol şartıyla. Dün itibariyle yine izlenen bir gelişmeydi. Ve bir gelişme daha, onu da aktaralım. Konya'da yolcu otobüsü otomobille çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 38 kişi de yaralandı. Bir trafik katliamı daha Konya'da yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu ortaya çıktı. Kaza Karapınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şarampole devrilen tırın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve otobüs şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 38 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma da devam ediyor. Dolayısıyla Konya'da bir tır şoförüne yardım için yolda durmuştu otomobil. O duran otomobile arkadan yolcu otobüsü çarptı. Dolayısıyla tır, yolcu otobüsü ve otomobil çarampole yuvarlanmış oldu. 5 kişi hayatını kaybetti. Yolcu otobüsü olduğu için kalabalık, 38 kişi de yaralandı. İşte yaralılar ambulanslarla hastaneye böyle sevk edildi. Son gelişme de böyleydi. Bugün kar yağışı İstanbul'da da devam ediyor. Sabah saatlerinde yoğun bir kar yağışı ara sokaklarda yine kayma meydana getirdi. Biraz da böyle zemin buz tutar gibiydi. O yüzden yollar biraz daha sıkıntılı olabilir. Dikkat etmekte fayda var diyelim yeni yollara çıkacaklar için. Yoğun bir kar yağışı ve yine yerlerin kaygan olduğunu, yine karla kaplandığını da söyleyelim. Şimdi gündem başlıkları özetle böyleydi. Daha da birçok gelişme var. Yarın bakanlar kabine toplantısı var. Dolayısıyla restoran, kafeler acaba sınırlı ya da illere göre açılabilir mi, açılamaz mı tartışması da devam ediyor. Oradan mı başlasak yeni gelişme? Bülent. Tamam, oradan başlayalım Ebru. Şimdi, en azından bu gündemde de yok. Onu da sen ekle. Buyur. Cumhurbaşkanı kabineti yarın toplanıyor. Hı hı. Çok ciddi sıkıntılar var Ebru. Tüm dünyada olduğu gibi ama bizde de kapalı restoranlar, kafeler, evine ekmek götüremeyen insanlar ve işlerini çeviremeyen esnaf. Destekler var. İşte kira desteği 3 aylık, 1000 lira, 750 lira.
Onun dışında stopaj vergi ertelemesi var. Ama bunlar çözüm olmuyor. Evet, 3'e 3 bin lira, 500 ile 750 lira kira desteği ama yeterli değil tabii. Yeterli değil, yeterli değil. Şimdi bir çalışma üzerinde kafa yoruluyor. Bununla ilgili bazı haberler de var. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde de var. Bütün gazetelere yansımış. Kafe ve lokantaların kapalı bölümlerinin %30 kapasiteyle açılması. Yani kapalı alanlarının. Kış aylarındayız ama açık bölümlerle ilgili de düzenleme var. Açık alanların da %50'sinin kullanılması ve oturma süresinin 45 dakikayla sınırlanması gibi böyle zihni sinir bir öneri birisi hazırlamış, birileri hazırlamış. Niye öyle dedin? Yani 45 dakika doldu hadi kalk diye başında adamın nöbet mi tutulacak? Bilmiyorum. Zil çok çözüm olacağını zannetmiyorum. Bunlar palyatif şeyler. Evet. Çok çözüm oluşturacağını sanmıyorum bunun. Geçici şeyler ama vatandaş bir yandan da çözümünü bulmuş. Şimdi ben Türkiye'nin dört bir tarafındaki izleyicilerimizle, işte Habertürk'ü izleyenlerle, sevenlerle buluşuyorum. Onlarla görüşüyorum daha doğrusu. Onların mesajları var, beklentileri var. Yani fotoğraflar yolluyorlar, kapanmış işletmeler. Gerçekten içler acısı durumu. Hani canlandırmaya kalksanız belki günler sürer, haftalar sürer oraları. Birincisi bu. Bir de tabii tedbirler sadece işletmelerin ticari faaliyetleriyle ilgili değil, vatandaşlarımızın, 65 yaş üstü vatandaşların, işte onlar da aşılanmaya başlandı ama henüz toplumsal hayatın içine entegre edilmelerine ilişkin bir yol haritası yok. Bir yıldır evlerinde kapalılar. İşte öyle tatlı teyzeler var ki böyle işte bankta oturup kahvelerini söyleyip sırayla içiyorlar. Şöyle açık olan işletmelerden, paket servisi yapan, gel al yapan işletmelerden böyle oturup sırayla maskeyle mesafe kurallarını bozmadan kendilerince bireysel çözümler bulmuşlar ama bunlar çözüm değil Ebru. Bunların bir şekilde hal yoluna konulması lazım. Vaka sayısı yüksek, bunu da anlıyoruz. Bugün bilim kurulu toplanacak. Bilim kurulu muhtemeldir ki kabineye bir tavsiyede bulunacak. Ve belli aşamalarda il bazlı bazı tedbirler, bazı tedbirlerin esnetilmesi gündeme gelebilir. Yani neden bahsediyorum? Vaka sayısı çok düşük o ilde, yok denilecek kadar. O zaman oralardaki kısıtlamaya gerek yok. Ama bu başka bir şeyi daha doğurabilir. O zaman eşitsizlik ortaya çıkabilir. Büyük şehirlerde yaşayan, faaliyet gösteren esnaf diyebilir ki ya biz neden açamıyoruz diyebilir kepengimizi. Biz neden müşteri alamıyoruz? İşte deniliyor ki oralara dezenfektan, antiseptik konulsun, çok sıkı tedbirler alınsın, ateşleri ölçülsün, HES koduna bakılsın. Bunlar tedbir ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz böyle yaparsak bunun kontrolünü ele alamayız dedi. Bunu kontrol edemeyiz dedi. Şimdi bu bir sıkıntı. Esnaf ayın birinde protesto amaçlı kepenk açacağını ifade ediyor. Şimdi o tarihe kadar bazı adımlar atacağını biz duyuyoruz, atılacağını. Yani esnaf protesto eyleminde bulunmasın diye bazı adımlar atılıp esnetilebilir. Ama bu komple açma, bütün tedbirleri kaldırma şeklinde olmayacağı da vaka sayılarına baktığımızda, mutasyona uğramış virüse baktığımızda bunu görüyoruz. Asıl vicdanları yaralayan, asıl vatandaşlarımızı, halkımızı rahatsız eden şu, bazı yerlerdeki görüntüler, ortaya çıkan resimler, verilen resimler, işte vatandaşa diyor ki o demek ki oralarda bir sıkıntı yok. Yani o zaman ben niye ceza çekiyorum, eza çekiyorum diyor. Haklı mı? Haklı olduğu noktalar var tabii ki. Yani mesela bu kongreler, evet yapılması lazım, yasal zorunluluk ama ertelendi biliyorsun. Bazı genel kurullar, meslek odalarının kuruluşlarının genel kurulları ertelendi. Ama işte siyasi parti genel kurulları mesafe tedbirleri alınsa da yapılıyor. Ve hani oralar hınca hınç ya da başka bir tabirle lebalep doldurulabiliyor. Ve bu vatandaş diyor ki o zaman hani bizim de tedbirli olarak açmamızın önünde ne engel var diyor. Bir de vaka sayılarının yüksek olduğu bilmiyorum. İller mesela Rize, Trabzon bugün. Vaka sayısı en yüksek illermiş, onu söyleyeyim de. Genelde öyle ama, miymiş? Evet. Onu bilmiyordum. İl il açıklıyor ya sağlık bakanlığı. Rize ve Trabzon. Ordu, Trabzon, Rize. Yani işte dikkat bu illerde lazım. Demek ki kısıtlamaya, evet kısıtlama tedbirlerine uymak ve bunu devam ettirmek lazım. Şöyle bir şey var. Biz hani benim referansım
gerçekten hani dertlendiğim, gazeteci olarak baktığım ne bir fraksiyon, ne bir toplum kesim, ne siyasetten güç odakları herhangi bir kesim. Ben vatandaşı esas alarak, vatandaş odaklı, ülkenin sıkıntılarını esas alarak bir gündem oluşturuyorum. Bu gündemi oluştururken de bazı meselelerde mesela katkı sağladığımızı da görüyorum ve mutlu oluyorum. Yani bu sorunların dile getirilmesi bile vatandaşa kendisini sahipsiz olmadığını hissettiriyor. Bu çok 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 önemli. Bizler de bu toplumun birer ferdi değil miyiz? Bu toplumun içinde yaşamıyor muyuz? Yani ben kapalı olan işletmedeki komşum, arkadaşım, orada tanıdığım kişi, garsonun, kominin işsiz kalmasından acı duymuyor muyum? Sıkıntı yaşamıyor muyum? Bunlar her meseleyi bireysel olarak tabii ki ele alamayız ama işte sorunlar var ve bunların çözümü için de bir yandan Covid ile mücadele edeceğiz. Yani burada ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarımız, hekimler, bürokrat kademelerindeki insanlar, güvenlik görevlileri ve polisler, onlar görev yapmıyor mu? İşte kahramanlarımızı sınır ötesinde şehit veriyoruz teröre. Onlar da mücadele ediyor bu ülkenin bekası için. İçeride de bizim bu meseleleri bence çözmekle ilgili, en azından dile getirmekle ilgili yükümlülüğümüz var. Bu esnaf meselesi önemli. Neden önemli? Çünkü çarkın dönmesi gerekiyor. İşte tencerenin kaynaması gerekiyor. Yoksa hani nispi olarak durumu iyi olan da vardır. Onlar değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz durumu kötü olanlar. Onlar zaten bir şekilde tekeri döndürüyorlar. Bu konuda bir tedbir alınması gerekiyor. Yani ben demiyorum açın, herkes hurra hücum etsin restoranlara. Aynen. Zaten hani fiyatlar konusunda da bazı sıkıntılar ve endişeler var. Ama bazı tedbirlerin 1 Mart'tan önce, bir de vaka sayılarına bakarak, burada bilim kurulunun ne diyeceği de çok önemli. İşte okullar açıldı biliyorsun dün köy okullarında. Ama öğretmenlerin aşılaması için daha bir hafta zaman gerekiyor. Ve Şubat'ın sonu 1 Mart'ta da normal şehirlerde okullar kademeli açılacak. Yani haftada 2 gün. Bir de belki vaka sayısı yükselince tekrar mı kapatılacak bilemiyoruz. Yani bir belirsizlik var önümüzde. Vallahi vaka aşılama sayısı çok düşük başladı değil. Aşılama değil değil mi? Değil. Evet, 7000'in üzerinde yine günlük vaka sayısı. Yani haftalık da yüksek. Haftalık da yüksek. Evet Ebru. Ya bu sorunları bizim dile getirip bir şekilde çözümüne katkı sağlamamız gerekiyor. Beklenti bu yönde, vatandaşımızın beklentisi de bu yönde. Şeydeki fiyatlar, bazı konularda esnemeler var. Konu açılmışken söyleyeyim. Ben çarşı, pazar, market en azından bakıyorum, fiyat karşılaştırması yapıyorum. Bazı ürünlerde yükseliş trendi durmuyor. Ama sebze, meyvede biraz belli ürünlerde geri çekilmeler ciddi bir oranda söz konusu. Yani fiyat düşüşleri söz konusu. Bunu da söylemek lazım. Aynen. İnşallah karpuzda böyle ürünler gelmedi, geç geldi, zafiyat oldu falan diye yine fiyatlar artmaz. Madem biraz İnşallah düştü. Artmaz Ebru, dediğin gibi. Fakir hava koşulları. Garip kurabanı. Aynen. Sıkıntısı. Yani 10 liralara çıkmış, 8 liralara çıkmış domatesin fiyatı 3,5 liraya, 4 liraya falan gerilemiş belli marketlerde. İyi. Bazı ürünleri marketlere göre fiyat farkı gösterebiliyor. Onu da takip etmek lazım. Darısı, süt önceki ürünlerinin fiyat, başına. Sonraki fiyat. Temizlik ürünleri. Evet, ama ben mesela reyon görevlisi kardeşlerime soruyorum. Abi diyor, işte bu fiyat etiketini diyor, ben diyor neredeyse haftalık değil 3-4 günde bir değiştiriyorum. Hızına Aynen. yetişemiyorum diyorlar. Bilemiyorum ama mücadele var, etkili bir mücadele var. Bu konuda mesela ilginç de bir gelişme, biz bunu unutmayalım, arada kaynamasın. TÜİK başkanı değişti. Hmm. Biliyorsun Cahit Şirin'in yerine Ahmet Kürşat Dostdoğru atandı, başkan Peki, yardımcısı. Yani. Bu değişiklik, evet, o TÜİK ile ilgili hani eleştiriler vardı ya, işte enflasyon sepeti, işte enflasyon oranı, işsizlik oranı, bu rakamları daha gerçekçi hesaplansın. Ben çok umutluyum çünkü hani burada bir kinaye yapacağım. Dostdoğru, Ahmet Kürşat Dostdoğru gerçekten soy ismi gibi dostdoğru davranacağına ve bu konuda mücadele edeceğine, verileri halkımıza doğru ulaştırmada inanıyorum. Önemli bir atama çünkü Kolay oraya gelsin. Bakıp birçok şeyi... Hayırlı olsun. Evet, başarılar diliyoruz yeni başkana. Vekil olarak atandı, bu arada altını da çizelim. Vekaleten atandı. Evet, Cumhuriyet'le yaşıt kurumlarımızdan belki biri, değil mi? Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri ekonomi anlamında. Biri. Yol gösterici, biz de önemsiyoruz. Belirleyici. Oraya bakıp
Değil mi? Oraya bakıp veri açıklanıyor. Biz ona bakıp değerlendirme yapıyoruz. Ona göre iş şirketler planlamalarını yapıyorlar, değil mi? Yatırımcılar. O açıdan çok çok önemli. Devlet için bir veri kaynağı oluşturuyor. Elimizde bir veri oluyor. Bu sorunu dile getirdikten sonra istersen dünün aslında geçen haftanın en önemli meselesi ve bizim de yüreğimizi yakan bir gelişme vardı. İşte 13 kahramanımızı, daha doğrusu oraya onları almaya giden, kurtarma operasyonuna giden 3 kahramanımızla birlikte 16 vatan evladını şehit verdik. Bu toprağa düştüler. Ben gerçekten vatandaşımızın hissiyatını anlıyorum. Hani askerimiz, ordumuzun Mehmetçiği ama kendi yakınımı kaybetmiş gibi acı duyuyorum Ebru. Neden acı duyuyorum? Çok acite etmek gibi bir derdim yok. Ama bu operasyon devletin hem büyüklüğünü gösteriyor hem de sonucu itibariyle yürek yakan gelişmeler oldu. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması, HDP'nin açıklaması, hani dünkü, dün de değerlendirdik bu programda. İlk yapılan işte vatandaş nitelendirmesi, vatandaşlarımız ifadesi ki sonra devletin zirvesi tarafından düzeltildi. Görevliler denildi. Onlar bizim kahramanlarımız. Bizim için orada bulunan insanlar, kaçırılmış insanlar. Dolayısıyla onlar hani sıradan olmadığını zaten isimlerini zikrederek ve ben kendi adıma söyleyeyim kalbime yazarak zaten burada ifade ettik. Tek tek andık. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun zannet. Zaten cennete gidiyorlar onlar inancımız gereği şehitlerimiz. Bu işi dün Amerika'nın işte Ankara Büyükelçisi yapılan o açıklamayı kabul etmek mümkün değil. Hem Türk milleti kabul etmez hem de Türk devleti bunu kabul etmez. Şu ifade vardı Ebru, dün ifade etmiştik bunu. Eğer Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, İfadeye bakar mısın? Doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Açıklama buydu. Sonrasında Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve en üst düzeyde nota verildi kendisine. Satterfield'a, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'ne. Ve en kuvvetli şekilde bu nota verilince şöyle bir açıklama geldi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan. ABD, Irak'ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve başsağlığı mesajımızı son çatışmada yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Bu açıklamanın tabii sonrasındaki düzeltme, sonrasında Blinken'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilk üst düzey temas bu arada yeni Amerikan yönetimiyle. Doğu Akdeniz konusu, S-400'ler birçok konu dile getirildi. Ve PKK'nın sorumlu olduğu ifade edildi. Yani Blinken bu eylemden, bu saldırıdan, bu katliamdan daha doğrusu PKK'nın sorumlu olduğunu ifade etti. Ve ardından, bu görüşmenin ardından Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price şöyle dedi. Bu taziyelerimizi iletiyoruz ve PKK bu eylemden sorumludur dedi. Yani bir önceki açıklamanın düzeltilmesi. Şimdi düzeltti de o gönlümüzde açtığı yarayı nasıl düzeltecek müttefikimiz? Sonra Satterfield Milli Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Orada bir görüşme yapmış. Kiminle yaptığına ilişkin bir açıklama yok. Muhtemelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ya da alt düzeyde birisiyle. Bu harekatta şehit edilen personelimizle ilgili 13 kişiyle ilgili taziyelerini sunmuş ve Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiş. Hı. Teyit etmiş derken hani ne zaman yaptılar onu bilmiyorum ama ilk açıklamanın tam tersi bir açıklama. Demek ki teyit değil bir düzeltme söz konusu burada. Türkiye haklı olarak bunu ifade etti, bunu dile getirdi. Tabii mecliste de bugün bir oturum var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefete bir sunuşu olacak. Bu konunun sadece muhalefet partilerine değil, halka yapılması, vatandaşlarımıza yapılması ki böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Çok çok önemli. Bunun detaylarının, operasyonun niçin yapıldığının, ne zaman kararlaştırıldığının, buradaki kahramanların ne zaman tespit edildiğinin ki bendeki bilgiye göre Ocak ayından beri
yoğun bir planlama yapılıyor. Operasyonla ilgili, kurtarma operasyonuyla ilgili. O tarihe kadar tam yerleri net olarak tespit edilememişti. Bu tespitten sonra operasyonun düzenlenmesine karar verildi. Bu konuda şeffaflık gerekir. Çünkü bu ülkenin kahramanları bizim için çok değerli. Vatanın evlatları. Şimdi birkaç şey söyleyeyim Ebru izninle. Tabii. Hem siyasete mesaj. Bu arada dün CHP'nin şeylerini de aktardın sen, eleştirilerini. Hı hı. Ulusal yas ilan edilmesi yönünde bir teklifi var. Hı hı. Muhtemeldir ki bugün gündeme gelecek. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden PKK demediği bu kınama açıklamasında. Hı hı. Terör örgütü, bölücü terör örgütü dediği yönünde bir eleştiri vardı. Bunu da düzeltmiş MYK toplantısında. Ben örgütün reklamını ya da propagandasını yapmamak için, ekmeğine yağ sürmemek için biz bu açıklamayı yapıyoruz. Bölücü terör örgütü dediğimizde bu zaten anlaşılıyor diye bir açıklaması var. Şimdi dediğim gibi referansımız millet. Referansımız bu ülkenin halkı ve onların evlatları. Bu bir siyasi olay değil Ebru. Yani burada herhangi bir siyasi mülaza olsaydı rahatlıkla bölünüp farklı görüşleri savunabilirdik. Ama bu millete ve evlatlarına karşı bir saldırı. Hı hı. Bu ülkenin çocuklarına, kahramanlarına, bizim için mücadele eden kamu görevlilerine, istihbaratçıdır, işte polistir, askerdir, ne olursa olsun ya da sivil görevlidir. Hiç fark etmez ki, bir memur olsa orada, bir Sağlık Bakanlığı görevlisi olsa farklı mı düşüneceğiz? Dolayısıyla burada sağlam bir kınama, amasız fakatsız. Bekliyor musun? Sonrasında ancak demeden bekliyorum tabii. Ama bundan öte şeyler yapmak lazım. Şimdi içeride milletin evlatlarına yönelik bu saldırının PKK deyip, aşağılık terör örgütü deyip bunu açık bir şekilde kınamak gerekir. Şimdi Amerika ve HDP'nin yaptığı aslında biraz kurnazlık. HDP de tuttu. İşte biz bugüne kadar dedi bu görevlilerin bırakılması için çok çaba sarf ettik. Bunu hükümet reddetti. Anladığım kadarıyla çözüm sürecini çağrıştıran bir mekanizmadan söz ediyorlar. Elinizi tutan mı vardı? Gidip bıraktırsaydınız, madem o kadar söz hakkınız var ve kendiniz inisiyatif alıp şov yapmadan bir açıklama yapıp Ankara'da biz bunu bıraktırıyoruz bu kişileri, bu kahramanları deseydiniz o zaman. Bunu yapmıyor. Gelelim Amerika'ya. Vatandaş bunu bekliyor, onu söyleyeyim. Vatandaş samimiyet bekliyor. Ülke meseleleriyle ilgili, evlatlarıyla ilgili meselede siyasetten, hani hep diyoruz ya, fırsat tanınsın siyasete. O zaman terörü adam gibi kınamanız gerekir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha önce ne yaptı? İtalyan, benim hatırladığım Rus, farklı ülkelere mensup birçok terör örgütleri tarafından kaçırılmış, DAEŞ, Boko Haram ya da başka örgütler tarafından kaçırılmış teröristleri, vatandaşları, başka ülke vatandaşlarını kurtardı. Türkiye Cumhuriyeti istihbaratı, güvenlik birimleri devreye girdi, kurtardı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin taktik ortaklık ya da müttefiklik ilişkisi, böyle ifade ettikleri için söylüyorum, YPG ile kurdukları ilişki, terör örgütü üzerinde bir gücü var, yaptırım gücü ve söz gücü. Neden acaba devreye girip 6 yıldır bu vatandaşlarımızın, bizim bu askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin kurtarılması için bir arabuluculuk yapmadı ya da müdahale etmedi? Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu yapsa hem Türkiye açısından ilişkilerin normalleşmesi için bir fırsat olur, hem de vatandaşın, Türk vatandaşı gözündeki Amerika Birleşik Devletleri'nin imajı değişir. Evet, niye bir şey yapılamadı bu sorusu? Hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Evet. Bana sorarsan istenilse bıraktırılabilirdi. HDP de yapabilirdi bunu. Bizim örgütle bağımız yok diyorlar. Peki kınamayla da mı yok? Neden kınamıyorsunuz? Örgütle bağınız yok. Peki bunu ispat edin o zaman. Burada bu eylemi sert şekilde, işte ne olduğu belli değil, Türk halkının üzerine böyle kafasına işte gölge düşürecek, şüphe uyandıracak açıklamalar. Bunu kimse yemiyor, onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde kimse yemiyor. Bu devlete ve millete karşı yapılmış bir yanlış. Dolayısıyla örgütün, terör örgütünün adını vererek kınamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve milletin içindeki bu ateşi, yangını söndürmeleri gerekir. Halkımızın ve hepimizin yüreğindeki bu yangını, bu acıyı söndürmeleri gerekir. Orada gidip böyle teröristi öldürerek değil, bu işte
bu ülkenin vergisiyle maaşını alanların kalkıp terör örgütüyle amalı açıklamalar yapma hakkı yok Ebru. Bunu açık bir şekilde söylemek lazım. Nefretle kınayıp halkın duygularına tercüman olmak lazım. Bütün siyaset kurumu için geçerli, bunu söyleyeyim. Dediğim gibi bu Amerika'nın tavrı, ikircikli tutumu, Türk milletinin de giderek Amerika ile arasının açılması, gönül bağının kopması. 15 Temmuz'da zaten büyük bir uçurum yaşanmıştı. Şimdi bu uçurumun kapanması için bir fırsat vardı. Ama bu fırsatı heba ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu niye söyledim? Amerika bunu önemsiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki yönetimle ilgili farklı görüşleri olabiliyor. Kişilerle ilgili. Ama Türk halkının Amerikalılara, Amerika'ya bakışına ilişkin bir kaygısı var. Çünkü bununla ilgili araştırmalar yaptığını biliyorum. Amerikan karşıtlığı yükseldiği zaman işte görüyorsunuz nasıl dönüyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu coğrafyada emelleri olan bir ülkeyi düşünün. O zaman buralarda nasıl duracak, nasıl barınacak? Sadece silahıyla burada kalması mümkün mü? Değil tabii ki. Türkiye'nin her türlü terör örgütüyle, dışarıdan destekçileriyle mücadele etmekten başka şansı yok. Ve dediğim gibi kaçınılmaz olarak bu makas gitgide açılıyor Ebru. Son bir dakikam, onu da şuna ayırayım. Dün önemli bir operasyon açıklandı. FETÖ mensupları, kaçak, Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT tarafından düzenlenen operasyonla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Hı hı. Bu kişiler, teröristler, FETÖ'nün PKK, KCK, PYD, YPG'ye yönelik silah teminatı faaliyetlerine arabuluculuk ediyorlarmış. Füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak kuzeyine gitmiş bu Gürbüz Sevilay ve PKK-KCK organizasyonuyla legal olarak Suriye'ye geçmiş. Haseke'de bu faaliyetlerine devam etmiş, örgüte ait buralarda karargah çalışmalarına katılmış ve bu isimler herkesin de kamuoyunun da yakından tanıdığı Mazlum Kobani denilen Şahin Cilokad adlı Ferhat Abdi Şahin'le de teması ve üst düzey PKK'lılarla Suriye'de görüşmeler yapmış. Burada bunları bir araya getirmiş. Yani FETÖ'nün PKK ile işbirliği, terör örgütlerinin birbiriyle nasıl çalıştığını, sadece bunlar mı? FETÖ ve PKK mı? İşte DHKPC, diğer sol tandanslı örgütler nasıl işbirliği yapıyorlar ve kimlerden icazet alıyorlar? Kimin taşeronu olarak davranıyorlar? İşte vekalet savaşlarının en kötü örnekleri. Türk halkı bunlarla mücadele edecek Ebru önümüzdeki süreçte. Ama önemli olan iç cepheyi, cepheden kastım, içeride bu tür meselelerde kafamıza şüphe tohumları ekecek, evet, girişimlerden uzak durmak. Terörü kınarken aynı zamanda bunu hasbi olarak gönlümüze de nakşetmek ve vatandaşın duygularına tercüman olmak. Aksi durumda şunu net bir şekilde söyleyeyim, Türkiye'de hiçbir parti bu vatandaşın hissiyatına tercüman olamazsa iktidar olma şansı yok Ebru. Yani ekonomik sorunlarımız var, yok mu? Var. Bunları aşarız. Ama işte bu meseleleri aşamayız. Gönlümüz ayrılırsa, ülkü birliğini kaybedersek o zaman işte asıl tehlike Türkiye için budur. Sözü sana bırakıyorum. Birkaç gündür bu meseleden dolayı biraz duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Tabii profesyonel olarak işimizi yapıyoruz Ebru. Gazeteciyiz. Ve dediğim gibi referansımız halkımız, milletimiz. Sonuçta bu ülkenin bir ferdiyiz Ebru. Teşekkür ederim tahammül ettiğin için. Bugün mecliste önemli oturumlar olacak. Biz de bu işin arka planını öğreneceğiz halkımızla birlikte Ebru. Bakalım ortak bir açıklama gelecek mi? Özlem Zengin'in HDP'ye de çağrısı vardı. Katılacak mı? HDP'nin kapatılması da soruldu. Önümüzdeki süreçte bu nasıl tartışılacak? Bütün bunlar gündem başlığı. Operasyonlar devam edecek mi? Nasıl, ne şekilde devam edecek? Bugün verilecek mesajlar doğrultusunda bunu da anlayacağız. Operasyonun harekatın ayrıntılarını aktarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 5-6 yıldır alıkonulan işte polis, asker, öğretmen uzun süredir uğraştık ifadesini kullandı. Kurtarılmaları için. Doğru. Dolayısıyla bu operasyonun da bir kurtarma operasyonu olduğunu da vurguladı.
Sadece bu kadar mıydı? Bütün bu detayları da bugün daha net öğreneceğiz. Teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Gündem yine yoğun olacak yarın. Gün boyu da bu gelişmeleri, açıklamaları izleyeceğiz zaten. Biraz daha detaylandırılacak ve daha net bir tablo önümüze serilecek. Teşekkürler. Kısa bir ara, ardından ekonomiye pencere açacağız. Dolar da o arada 6.92 seviyelerine kadar geriledi. 6.94'ün de altında. Bakalım 6.85 ile 6.82'li seviyeleri görecek miyiz? Kısa bir ara verelim, anlatacağım. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi. Ekonomiye bir pencere açacağız dedik. Ben size haberleri ve gelişmeleri aktarayım. Önce biraz önce Bülent Aydemir'le de konuştuk. Yarın kabine toplantısı var. Bugün bütün gazetelerde, hemen hemen çoğu gazetede restoran ve kafelerin açılmasına dair formüller üzerinde tartışıldığı belirtiliyor. Yarın bu tartışmalar kabine toplantısına da yansıyabilir ve sonrasındaki açıklama izlenecektir. Gazetelerde yer alan bilgiye göre işte HES koduyla girilmesi, kapasitenin iç mekanda %30 uzunun dolu olması, 45 dakikayla işte insanların oturmasına sınırlama getirilmesi gibi önlemler, dışarıda daha ağırlıklı masaların olması, dış mekanlarda %50, iç mekanlarda %30 kapasiteli hizmet verilmesi gibi önlemlerin tartışıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla bu doğrultuda il bazında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarının açıklandığını duyurdu. Zaten belirtilmişti, il bazında açıklama yapılacak diyor. O açıklama yapıldı. Benim anladığım, mesela İstanbul'da 100 bin kişiden vaka sayısı 60. 15 milyonluk İstanbul'da bir haftada vaka sayısı 9 bin kişiye ulaşıyor. Dolayısıyla bu vaka sayılarına bakarak il ve ilçe bazında hatta tedbirlerin ya da uygulamaların hayata geçirilebileceğini de anlıyoruz. İl il vaka sayıları açıklandığını ve haftalık olarak vaka sayıları görüldüğüne göre buna dair il bazında da önlemler, açılmalar, işte kapanmaların devamı gibi önlemlerin de hayata geçirilebileceğini anlıyoruz. Bir haftada İstanbul'da 9 bin vaka varmış. 100 bin kişi üzerinden hesaplandığında en çok vaka sayısı Ordu, Trabzon, Rize'deymiş. Dolayısıyla restoran, kafeler açılır mı? Okullarda öğretmenlerin aşılanması Şubat ayı son haftası olacak. Sonra 1 Mart'ta okullar açılabilir mi? İşte bu operasyon, kabine toplantısının ana gündemi bu olacak. Şimdi ekonomide kafe, restoranlar ne zaman açılır, ne olur, hangi kapasiteyle açılır, vaka sayıları buna el veriyor mu, bilim kurulu ne diyor tartışmaları eğitimle beraber devam ederken diğer gelişmeler neler? Konut satışları geldi. Ocak ayı 2021 yılının ilk ayında acaba konut satışları ne oldu? Düşüş devam etti. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos'ta biliyorsunuz kredi, konut kredi faizleri düşürülmüş ve kredi vadeleri uzun bir süreye yayılmıştı. Bu kampanya konut satışlarına çok ciddi bir artış getirdi. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu artışlar özellikle kredili konut satışlarında %200'lerin üzerine çıktı. Ancak Eylül ayından bu yana düşüş devam ediyor. Hem faizler yükseldi, hem salgın etkili oldu, hem kampanyalar bitti. Ocak'ta da bunun yansımasını gördük. Konut satışları %38'e yakın gerilemiş ve 70.587 adet konut satılmış. İpotekli, yani kredili konut satışı %74,6 düşmüş. Yani toplam konut satışlarında %38, kredili konut satışlarında %75'e yakın bir düşüş var. 10.732 adet konut satılmış. Yabancılara konut satışında da yine %31,5'luk bir düşüş söz konusu. Bu yıla konutta düşüşün devamıyla başlamış olduk. Dolayısıyla işte dediğim gibi hem salgının etkisi, hem faizlerin konut kredisinde yükselmesi, %1'in üzerinde aylık faiz psikolojik olarak konut satışlarına fren getiriyor. Özellikle bunu da kredili konut satışlarındaki düşüşle görüyoruz. Durum bu. Ocak ayında da konut satışlarında düşüş devam etti, faizlerin yükselmesi ve salgının devamıyla. Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri de açıklandı. Şöyle, geçen yıllar Ocak ayında bütçe ciddi oranda fazla vermişti. Mesela 2019'da bütçe fazlası Ocak ayında 21,5 milyar lira fazla vermişti bütçe. Ancak bu yıl 24,1 milyar lira açık verildiğini gördük. Geçen yıl 21,5 milyar lira fazla, bu yıl 24 milyar lira açığa dönmüş. Nedeni, Merkez Bankası Genel Kurulu yapılıyordu ve Merkez Bankası'nın karı daha erken bütçeye aktarılıyordu geçtiğimiz 2 yılda. Ancak bu yıl öyle yapılmadı. Genel Kurul zamanında yapılacak. İşte
Nisan-Mayıs döneminde kar bütçeye aktarılacak. Dolayısıyla bu karın aktarılmaması, geçen sene ihtiyaç akçesi de biliyorsunuz bütçeye devredilmişti. Bütün bunların olmaması bu yıl açığı ortaya çıkardı diyebiliriz. Nedeni bu. Gelir kaleminde ciddi bir düşüş yarattı bu. Kar aktarımının da bu yıl Mayıs ayında olması bekleniyor ama geçen yıl 55 milyar liralık bir kar aktarımı vardı. Bu yıl 25-30 milyar lirada kalabilir deniliyor. Yani bu kar aktarımı olmadığı için bu etkiyle bütçe bu yıl Ocak ayında yüksek bir açık verdi. Gelir Ocak'ta %26,7 düştü. 89,6 milyar liraya geriledi. Vergi gelirlerinde %17,5'luk bir artış var ama giderle gelir arasındaki işte açık büyüdü. Faiz dışı fazla verilmişti geçen yıl. Bu yıl faiz dışı açığa dönüldü. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla bütçede Ocak ayı itibariyle bu etkenlerle Merkez Bankası karının devredilmemesi, genel kurulun erkene çekilmesi, karın erken devir olmaması bütçede açığa ve faiz dışı açığa yol açtı. Gelirlerde de gidere göre bir düşüş var. Ocak ayı bütçe performansı da böyle açık büyüdü. Dolar 7 liranın altına indi. Piyasalardaki duruma bakalım. Amerika tatilde ama küresel risk iştahında ciddi bir artış görülüyor. Özellikle aşı konusunda hızlanma, işte bu devasa paketler dünyanın Avrupa'da, Amerika'da 2 trilyon dolarlık paket. Biden yönetiminin daha fazla hane halkını destekleyecek olması, şirketleri destekleyecek olması, aşıda hızlanma küresel piyasalarda risk iştahını arttırdı. Hatta oynaklık böyle hani kötü endeks VIX denir ya, o son ayların en düşük seviyesine geriledi. Ciddi bir risk iştahı var. O risk iştahı bize de döndü. Dolayısıyla yabancı girişi arttı. Bir de Merkez Bankası ne dedi uzun bir süredir? Hem Reuters'a yaptığı açıklamada hem ekonomistlerle buluşmasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal para politikasında sıkı duruş uzun bir süre devam edecek dedi. Yılın son çeyreğine, üçüncü çeyreğine kadar zaten bir indirim beklentisi yok. Bu haftada 18 Şubat'ta para politikası kurulu toplanacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın mesajları yine olacak ama yine önemli olacak ama faiz değişikliği beklenmiyor. İşte hem Merkez Bankası'nın açıklamaları hem küresel risk iştahındaki artış, yabancı girişi dolar kotasyonlarında da Ağustos 2020'den sonra ilk kez 7 liranın altına doğru bir düşüşü beraberinde getirdi. O düşüş sabah 6.94 seviyesindeydi. Şu anda 6.90'a doğru bir kayış var. Yani dolarda düşüş, TL'de güçlenme devam ediyor. 6.85 seviyesinde 2020'de uzun bir süre kalmıştı biliyorsunuz dolar. Şimdi beklenti acaba bu seviyelere doğru bir geliş olur mu? 6.85 seviyeleri kritik. Dolayısıyla buraya doğru bir düşüş beklentisi var. Küresel risk iştahındaki artışla beraber 6.91 seviyesinde olduğunu söyleyelim şu anda. Dolar kotasyonlarının yarın FED toplantı tutanakları piyasalarda izlenecek ve 18 Şubat'ta da para politikası kurulu takip edilecek. Ama bu ortamda küresel piyasalarda hava aşıyla beraber iyi. Dolayısıyla onun yarattığı bir iyimserlik ve yabancı girişi de var. Piyasalarda hava olumlu diyebiliriz. Yani dolarda da düşüş hızlandı. Bu arada TL Kasım ayından bu yana %20 değer kazandı ama 4 yıla bakıldığında %60'lık bir değer kaybı vardı. Yani daha yolu var, onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Biden Cuma günü G7 toplantısında konuşacak. Sanal zirve olacak. Uzun bir aradan sonra G7, dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderleri bir araya gelecek. Biden da bu sanal zirveye katılacak. Nisan'dan beri toplantı yapılmamıştı. Bir yıla yaklaşıyor. Dolayısıyla bu ilk toplantı olacak. Biden'ın da ilk toplantısı olacak. Çin'e karşı birlikte ne yapılabilir bu 7 ülke, onu tartışacak. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'ne, Paris İklim Anlaşması'na geri döndü Amerika ve pandemiyi çok fazla önemsiyor, salgını önemsiyor, bununla mücadeleyi önemsiyor Biden. Bu konularda da yine müttefikleriyle konuşma ve ortak çalışma zemini araması bekleniyor. Yani Çin'le ne yapılacağız, salgın, ekonomi ve siyaset tabii G7 Liderler Zirvesi'nin önemli başlıkları olacak. Biden'ın burada ilkine önemli mesajlarını vermesi bekleniyor. Ekonomi anlamında da, ekonomi çevreleri anlamında da takip edilecek bir konuşma olacak. Avrupa'da da gündem aşı. Avrupa Komisyonu yaz sonuna kadar aşı olmak isteyen herkese aşılamaya hedefliyoruz dedi. Avrupa'da aşı hızı konusunda ciddi bir seferberlik var. Devasa anlamda.
anlaşmalar yapıldı. Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gelen açıklamaya göre yeni bir Covid-19 aşısına gerek yok. Şu anda yaptığımız anlaşmalar yeterli ve yaz sonuna kadar biz Avrupa'da isteyen herkesi aşılayabiliriz yorumu geldi. Bu da biraz böyle küresel risk iştahını destekledi. Devam edersek Norveç Varlık Fonu'nun bir açıklaması var. Dünyaya doğru bir geçelim. Dünyanın en büyük varlık fonu. Öyle ki portföyündeki şirketlerin büyüklüğü 1.3 trilyon dolara ulaşıyor. Dünyanın birçok borsasında da etkin. Yani şöyle bir hesaplama yapılıyor. Dünyanın birçok borsasında %1,5 payı var Norveç Varlık Fonu'nun. İşte bu fon, dünyanın en büyük varlık fonu, 1.3 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Birçok şirkette hissesi var. Diyor ki yönetim kurullarınızda daha fazla kadın bulundurun. Üstelik yönetim kurullarının %30'undan fazlası kadın olsun kotası getirin. Bu daha iyi yönetilmenizi sağlayacak, daha iyi karar almanızı sağlayacak, daha başarılı olmanızı sağlayacak. Biz de bunu destekliyoruz ve bunu şart koşuyoruz diyor. Norveç Varlık Fonu'ndan yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği için %30'dan fazla kadın üye sağlayın, yönetim kurulunuzu böyle şekillendirin çağrısı, açıklaması ve hatta yaptırımı geliyor. Gates de yeni bir korkutan açıklama yaptı. Şöyle, Microsoft'un kurucusu, Covid'den kurtulmak artık kolay, aşı bulundu, etkili olacağını düşünüyorum ama küresel ısınmaya nasıl çare bulacağız dedi. Covid, küresel ısınmaya göre daha kolay Covid'le mücadele dedi. Şu anda küresel ısınma nedeniyle ölümlerin 5 kat daha artabileceğini söyledi. Dolayısıyla her yıl 5 kat daha fazla ölüme neden olabilir bu küresel ısınma. Karbon emisyonunun sıfıra indirilmesinin başarılması insanlığın şimdiye kadar başardığı en önemli şey olacak dedi. Bence en önemli konu şimdi bu dedi. Geçse Covid-19 aşılarına işte aşıları noktasında kendisine yöneltilen suçlamalar da soruldu. İnsanların işte aşıyla insanlara çip takacak bir Gates insanları takip edecek denilmişti ya. Benim insanları takip etmek gibi bir niyetim yok. Nereye gittikleriyle ilgilenmiyorum dedi. Dolayısıyla bu iddialara da bir kez daha gülerek yanıt vermiş oldu Bill Gates. Ama ona göre Covid'den daha önemlisi küresel ısınma. Bu insanları öldürecek. Eğer insanlık tarihine, dünya tarihine geçmek istiyorsanız karbon emisyonla ilgili çözüm bulun. Çağrısı bu. Elon Musk da Putin'e bir davet yaptı. Gelin dedi Clubhouse'da beraber bir konuşalım. Kremlin daveti ilgi çekici olarak niteledi ama konunun içeriği ne, bu sohbet nasıl yapılacak, nerede, hangi detaylarda yapılacak bir bakmamız lazım dedi. Musk şöyle, Clubhouse'da sohbet için bana katılmak ister misiniz diye sordu Putin'e. Ardından Rusça devam ederek sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur yazdı. Kremlin sözcüsü Peskov da tabii olur yaparız ama önce bir detaylandıralım, önce bir ne konuşmak istediğinize bakalım, ona göre cevap veririz dedi. Bu Clubhouse'a bir destek de yani Musk'tan geldi. Eğer olursa Putin'le beraber destek atmış olacaklar. Dolayısıyla o da aldı başını gidiyor hızlı bir şekilde. Katılım da yüksek, onu da söyleyelim. Şimdi Borsa İstanbul'da 1562 seviyesi var. Dediğim gibi ABD Çin piyasaları tatildi. Dolayısıyla tatil dönüşü küresel risk iştahı da yüksek. Bugüne de yansıyan olumlu haberler var. Çarşamba günü FED toplantı tutanakları da izlenecek. Dolayısıyla borsalarda da bir yükseliş isteği söz konusu, onu söyleyelim. Dolar TL'de dediğim gibi Merkez Bankası'nın açıklamaları, küresel risk iştahındaki artış daha olumlu bir hava. 6.92-6.90'lı seviyelere doğru kotasyonu geri çekti. TL Kasım ayından bu yana %20'den fazla değer kazandı, güçlendi. Dolayısıyla 6.85-6.80'lere doğru bu düşüş devam eder mi? Merkez Bankası bu noktada döviz alım ihalelerine ne zaman başlar, ne zaman açıklama yapar gibi sorular da var. 18 Şubat'ta da Para Politikası Kurulu toplantısı bekleniyor. Euro TL'ye bakıldığında 8.40 seviyesine doğru dövizde düşüş, Euro'ya da yansımış düşüş var. Gerileme söz konusu. Euro dolar paritesinde fazla bir değişim yok. Parite 1.21'de. Euro biraz 1.19'daydı. Dolar güçlüydü ama tekrar parite 1.21'e geldi. Şimdi faizler 14.8'de. Altının onsu 1823 dolara doğru yükseldi ama çok keskin bir yükseliş değil. Dolayısıyla orada dolarda da altında da sakin bir seyir söz konusu uluslararası piyasalarda. Petrol fiyatları da aşı
Ekonomiler toparlanacak, aşı hızlanacak ve bu koronavirüsle mücadelede çok etkin olacak. Dolayısıyla ekonomilerin canlanması, talebin artması beklentisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. 63 doların üzerinde seyrini sürdürüyor. Brent bir petrolün varil fiyatı. İçeride altın fiyatlarına bakalım. Dolar düştüğü için düşüş eğilimi devam ediyor. 406 liraya geriledi altının gramı. Çeyrek altın 664 liraya düştü. Yarım altın 1329 lira. 2650 civarında tam altın. Bitcoin'i merak edenler için yükseliş devam ediyor. Orada önem 49 bin seviyesini aştı dolar bazında. 50 bin seviyesini zorladı. Oradan geri geliyor 47 bine doğru ama 47 ve 50 bin arasında bir gidiş geliş var. Çok keskin ve sert. Acaba 50 bin dolar seviyesini aşar mı? Beklentisi var. 2017 ile karşılaştırılıyor. Orada da 20 bin doları aşamamış. Geri gelmişti ama bu kez artık varlık saklama aracı olarak birçok şirket Bitcoin aldığı için durum 2017'den farklı olabilir. 50 bin doları aşar mı? Yükseliş devam eder mi? Sorusu akıllarda. Bir Bitcoin 347 bin 240 lira diyelim ve bu bölümü de tamamlayalım. Saat başına doğru konuklarımızı alacağız. Devam edeceğiz yorumlarla, değerlendirmelerle. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Bugün gündem mi konuşurken bize kimler eşlik edecek yorumlarıyla. Gazeteci yazar Fikret Bila bizimle birlikte. Günaydın Fikret abi, hoş geldin. Günaydın Ebru, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu Ankara stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Teşekkürler, günaydın Ebru. Bugüne de yansıyan gündem çok yoğun, dünden kalan gündem de yoğun. Sizin yorumlarınızda, yorumlarınızı dinlemek için de sabırsızlanıyoruz. Sorularımız var, bugüne dair beklentileriniz nedir, ona dair yine görüşlerinizi dinleyeceğiz. Ama hava durumu da malumunuz. Önce biz muhabirlerimize bir dönelim. Dolayısıyla İstanbul'da hava nasıl? Dün itibariyle Kocaeli'ndeki yağış nedeniyle TEM otoyolu kapanmıştı. Dolayısıyla araçlar yolda kalmıştı. Gizem Türemen bize İstanbul'daki durumu, TEM otoyolunda dolayısıyla ulaşımda durumu da Demirören Haber Ajansı muhabiri Alişan Koyuncu aktaracak. Dün itibariyle arabalar 1,5-2 saate yakın TEM'de kaldı. Şimdi durum ne? Alişan Koyuncu aktaracak. Gizem Türemen de Anadolu yakasında sabah kar yağışı yeniden başlamıştı. Durum ne diye soralım. İstanbul'dan, Anadolu yakasından başlayalım Gizem. Bize İstanbul'daki kar durumunu, trafik durumunu, koşulları bir aktarırsan ardından da diğer ulaşım notlarına döneceğiz. Gizem. Ebru Baki, İstanbul'da iki gündür etkili olan kar dün akşam itibariyle yeniden başladı. Şu anda biz kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la beraber Maltepe'deyiz. Maltepe'nin Başıbüyük semtindeyiz. Burası diğer noktalara oranla birazcık daha yüksekte kalan bir bölge olduğu için kar yağışı burada tipi şeklinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Yaklaşık yarım saattir buradayız ve ara ara rüzgarın artık yüzümüze iğne şeklinde o tipinin vurduğunu hissetmek mümkün. Aslında burası bir dört yol ağzı. Öncelikle onu söyleyelim. Normal şartlarda burada bir pazar kurulması gerekiyordu. Yani çok hareketli, insan geçişinin çok yoğun olduğu bir nokta. Ancak kar yağışı nedeniyle ne yazık ki kurulamamış ve tabii ulaşım açısından da kapanan noktalardan bir tanesi. Araçlar buradan geçmekte güçlük çekiyor. Ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları var ama ara sokaklara girdiğimiz zaman bakın bu araçta yokuşu çıkamayacağını büyük ihtimalle fark ettiği, anladığı için geri dönüyor. Aslında işlek bir nokta demiştik. Hemen önümüzdeki bina bir aile sağlığı merkezi, yani aşılama çalışmalarının da sürdürülen bir nokta. Ancak kar yağışı nedeniyle sanki sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bir hafta sonuna uyanmış gibiyiz. Çok az İstanbullular normalde bu noktalarda yoğunluk oluştururken bugün o yoğunluğu göremiyoruz. Ve tabii kapanan dört yol ağzı demiştik. Dört bir noktası da kapanmış. Bakın bir hanımefendi şu anda aşağı inmeye çalışıyor ama tabii hem kar hem hafif de olsa buzlanma. Çünkü ben yere bastığım zaman o karı değil de buzlanmış karı hissediyorum. Yani yürümekte güçlük çekiliyor. Çünkü daha önceden etkili olan kar, bu sabah bastıran karla beraber biraz yerlerde sulanma var. Yani su kütleleri şeklinde oluşmuş. Her sokağa baktığımız zaman bakın hepsi bu giriş sokak, Özgür Balaban gösterdi karşımızdaki sokak ve onun yanındaki sokağa baktığımız zaman artık her yer kapanmış durumda. Araçların geçişinin mümkün olmadığı noktalardan
bir tanesindeyiz. Peki kar kalınlığı ne durumda? Hemen Özgür Balaban'la onu kontrol edelim. Ya artık ayağım girmiyor çünkü buzlanmış ama şöyle ayağımı bastığım zaman bazı noktalarda herhalde bir 5 santim 6 santime varan kar kalınlığı görüyorum. Ve bir de uyarıda bulunalım bizi izleyen İstanbullular için. Bakın hemen karşıda bir evin çatısından aşağı doğru uzanan sarkıtları göstersin Özgür Balaban sizlere. Bu karın ardından don ve buzlanma uyarısı da var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor. Çünkü bugün günlerden salı, bugün etkili olacak, yarın etkisini göstermeye devam edecek ve artık perşembe günü itibariyle de karın etkisinin kaybolmasını bekliyoruz. Ama İstanbul'da çok beklediğimiz bir yoğun trafik oluşmadı. En azından Anadolu ve Avrupa yakası için söyleyecek olursak. Sabah saatlerinde yani yaklaşık yarım saat önce %47 idi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre. İstanbullular çok araçlarıyla çıkmayı tercih etmemiş de toplu taşımayı kullanmış gibi gözüküyor ama kar yağışının etkisiyle kapanan yollar da var tabii. Gizem Türemen teşekkür ederim. Dün akşamdan beri kar etkisini göstermeye başladı. Biraz da buzlanma da olduğunu anlıyorum senin anlattıklarından. Özellikle yüksek bölgelerde karın, İstanbul'un beyaz görüntüsünün durumu bu. Gizem Türemen aktardı. Şimdi dün Kocaeli'ndeki etkili yağış nedeniyle tam otoyolunda araçlar 1,5 saat bekledi. Yolun açılmasını bekledi dedik. Dolayısıyla bu sabah itibariyle durum ne? Dün akşamdan bu sabaha yansıyan durumu alacağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alişan Koyuncu'dan dinliyoruz sizi. Ebru Vakif, söze ilk olarak şununla başlayayım. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Tem otoyolunda dün gece trafik zaman zaman durma noktasına gelmiş. Hatta bazı noktalarda tıkanmıştı. Fakat şu anda hem Tem otoyolu hem de bulunduğumuz D100 karayolunda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bizler şu anda İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D100 karayolu üzerindeyiz. Burada sabah saatlerinde çok yoğun bir trafikten bahsetmek mümkündü. Kar yağışı nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler bu yolda büyük zorluklar yaşamıştı. Şu anda ise kapanan yolları açma çalışmaları ve tuzlama çalışmalarının ardından trafiğin biraz daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul yönüne doğru trafiğin biraz daha yoğun olduğunu, Ankara yönünü ise neredeyse tamamen boş olduğunu söyleyelim. Yolların tamamen kapanmaması için yetkililerin de son derece yoğun önlemler aldığını söyleyebilmek mümkün. Karayolları ekipleri ve Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kapanan yollarda ya da kapanması muhtemel yollarda tuzlama çalışması yaparak hayatın olumsuz etkilenmesini önlemeye çalışıyor. Kısaca toparlayalım. Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Tem'i zaman zaman durma noktasına getirmişti. D100 karayolunda çok büyük yoğunluk oluşmuştu. Şu anda kar yağışının yeniden başlamasıyla beraber trafiğin biraz daha arttığını söyleyelim. Gün içerisinde kar yağışının devam etmesiyle buradaki trafiğin daha da artacağını tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hem Gizemen hem de Gizem Türemen'den hem de Alişan'dan o soğuğu biz de hissettik. Dolayısıyla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ulaşım şu anda açılmış durumda. Son görüntüleri beraber aktardık ama dün akşamdan itibaren sabaha karşı kar yağışı yine etkili olunca İstanbul beyaza büründü. Araçlar yine çıkmakta, yol almakta, ara sokaklarda zorlanıyor. Yarın yurdu terk etmesini, İstanbul'u terk etmesi bekleniyor kar yağışının. Onu da söyleyelim. Cuma gününe kadar biraz daha rahat yollar açısından, hava koşulları açısından rahat edebileceğimiz söyleniyor. Beyaz güzel ama işte zorluğu olmasa diyelim. Yol durumunu da arkadaşlarımız aracılığıyla sizlere ilettikten sonra yorumlara geçebiliriz. Gazeteci Fikret Bilan, Profesör Doktor Kürşat Zorlu bizimle birlikte dedik. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize İl Kongresi'nde ilk kez operasyonla ilgili konuştu. Önce Fikret Bilal size sorayım. Ardından da Kürşat Hoca'dan yorumu alayım. Dedi ki Cumhurbaşkanı Gara operasyonu hakkında konuşurken operasyonun geçmişte terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 görevlinin kurtarılması için yapıldığını aktardı. Operasyonun detaylarıyla ilgili meclisin bilgilendirileceğini söyledi. Örgütün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. O günler yakındır. Teröristler için ne Kandil, ne Sincar, ne Suriye'deki yerler artık güvenli değildir. Şimdi bu operasyon
Nu anlatırken işte Gara bölgesi ikinci Kandil oluyor. Oldukça hareketlendi. Teröristlerin oradan sızmasını engellemek olarak aktarmıştık. Böyle yorumladık. Bir diğer noktası da gelen istihbarat doğrultusunda alıkolunan görevlilerin kurtarılması olarak aktarıldı. Gara operasyonunun nedeni, zamanı, etkisi noktasında yorumunuzu merak ederim. Evet Ebru. Ebru tabii PKK terör örgütünün 13 silahsız rehini öldürmesi bir vahşettir. PKK terör örgütü tarihin en kanlı terör örgütüdür. Bu artık tarihe geçmiş, tescil edilmiştir. Ve bu katliam terör örgütünün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi çok büyük bir yasa boğmuştur. Ben şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Büyük sabır diliyoruz biz de. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Türkiye'yi yasa boğdu. Herkesin içini çok acıttı. Bundan eminim. Kendi hislerimden de biliyorum. Masum insanları bu şekilde öldürmek 21. yüzyılda bir vahşet, bir katliam ve PKK'nın nasıl bir örgüt olduğunu ortaya koyan bir tablo maalesef. Şimdi tamam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığımız zaman ben iki yönlü değerlendirme yapmak istiyorum. Birincisi Gara operasyonunun bir amacının da burada tutulduğu istihbarat servis tarafından saptanan 13 vatandaşımızın asker ve polis bunlar kurtarılması olduğu anlaşılıyor. Bu yönde baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı kardeşlerimizi kurtarmaya çalıştık, çok çaba gösterdik ama gel gör ki başarılı olamadık dedi. Bu yönü itibariyle tabii çok üzücü. Bu operasyonu çok zor şartlarda gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için de çok büyük bir acı oldu. Bunu duyuyoruz kendilerinden de. Bu yönü itibariyle eğer operasyonda bir hata, bir eksiklik varsa mutlaka Genelkurmay'da uzmanlar, kurmaylar bunu değerlendirip bundan gerekli dersleri çıkaracaklardır. Bu yönü böyle. Ama Gara'nın ikinci bir Kandil olarak üstlendiğini ve özellikle de Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarının Suriye'ye, YPG'ye doğru geçişlerinin sağlandığı bir köprü bölgesi olduğu düşünülürse Gara'ya yapılan bu ağır operasyonun bu bağlantıyı kesmeyi amaçladığını görüyoruz. Bu yönü itibariyle bu amacın sağlandığı görülüyor ki Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri bir süredir Irak'ta sınır ötesi harekatlarla Kuzey Irak'taki PKK silahlı güçleri, teröristleriyle Suriye'deki yine PKK'nın devamı olan PYD, YPG güçlerinin birleşmesi ve lojistik desteklerinin sağlanması yollarını kesmeye çalışıyor. Bu açıdan Sincar çevresine de operasyonlar yapmıştı. Şimdi Gara'ya operasyonlar yaptı. Bu yönü itibariyle Türkiye'nin amacını biliyoruz. Kuzey Irak'la Kuzey Suriye arasındaki bağlantıyı kesmek. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından benim çıkarttığım bir sonuç da şu. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK tehdidini Türkiye sınırı dışında çevrelemeye çalışıyor. Oraya hapsetmeye çalışıyor. Bu konuda da başarılı operasyonlar yaptı. Yani Türkiye topraklarına girmeden komşu ülkeye topraklarında, komşu ülke yönetimleriyle de işbirliği yaparak bu tehdidi orada karşılamayı, orada çerçevelemeyi ve orada etkisiz kılmayı düşünüyor. Bu bağlamda ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Kandil'e kadar uzanan bir operasyon zincirine girebileceği kanaatindeyim. Çünkü Hulusi Akar'ın çok açık sözleri var. Bu Kandil imajını artık bitirmeliyiz dedi. Buradan da anlıyoruz ki Türkiye kararlı bir şekilde Kandil'e de operasyon yapma güç ve kabiliyetinde olduğunu kanıtlamaya dönük daha büyük kapsamlı, daha büyük planlı bir operasyona hazırlanıyor gibi görüyoruz. Çünkü Hulusi Akar'ın Irak temasları hem Bağdat hem Erbil bunu gösteriyor. Anladım. Yani siz bu operasyonun bir amacının terör sızıntısını önlemek, terörü dışarıda hapsetmek evet. Ve bu temizlikle beraber bu operasyonun Sincar'a, Kandil'e ulaşabileceği yolunda bir önümüzde süreç olabileceğini söylüyorsunuz. Önemli bir amacı da operasyonun buydu diyorsunuz. Diğer kısmı da 5-6 yıldır alıkonulan görevlilerin kurtarılmasıydı.
O noktada da 13 şehidimiz var. Bu da PKK'nın Kalleşçe'ye nasıl bir örgüt olduğunu gösteren bir durumdu zaten diyorsunuz. Kürşat Zorlu'yu nasıl değerlendirir? Böyle mi değerlendiriyorsunuz siz de? Operasyonun amacı, etkisi bundan sonrası için. Ebru, tabii sen kar haberiyle başladın yayına. Ankara nasıl hocam? Dün burası da aynı. Çok yoğun bir kar yağışı var. Ben de biraz zorlanarak geldim doğrusu. Dün Macaristan Büyükelçisi Viktor Bey bir tweet attı. Taziye mesajı. Orada çok önemli bir ifadesi vardı. Çok da duygulandım. Bu milletin acısını kar da kaplayamaz şeklinde bir ifadesi vardı. Gerçekten acımız büyük. Nasıl olmasın? Yani 13 şehit ve nice ocaklar şu anda söndü. Özellikle şehitlerimize ben bu vesileyle rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun ve ailelerine de sabırlar diliyorum. Bu tabii PKK terör örgütünün karanlık yüzünün sivil asker ayrımı yapmadan kendi gündemiyle kan ve gözyaşıyla beslenen yönünün çok açık bir ifadesi. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki satır aralarından çıkarabildiğimiz birkaç husus var. Bir tanesi, Türkiye özellikle 2017 yılından bu yana, yani sözde çözüm süreci tamamlanıp artık terör örgütlerinin kendilerini her yönüyle, sadece PKK terörü de değil, işte DAEŞ, FETÖ, hepsinin bir bütün içerisinde zaman zaman hareket edebildiğinin açığa çıkması, bunların dış bağlantılarının özellikle darbe girişiminin ardından Türkiye'ye karşı yönelen bu hasmane tutumların belirginleşmesiyle Türkiye terörle mücadelede yoğun bir çaba içerisine girdi. Bu sadece sınırlarımız içerisinde gerçekleşmedi, aynı zamanda sınır ötesinde de meydana geldi. Fikret Bey'in dediği gibi zira ülke içerisindeki terörü bitiremeseniz bile minimum bir seviyeye taşıyabilmeniz için sınır ötesinde de bunu karşılamanız gerekiyor. Türkiye tabii bu süreç içerisinde Irak'ın dışında bir de Suriye'de aslında karşısında böyle bir yapılanmaya karşılaştı. O günlerde özellikle yapılan bir tartışma vardı. Bugünün bu sorununa değinmek için söylüyorum. Özellikle o zaman HDP'nin bazı yetkilileri İşte Türkiye bu Ayn al-Arab bölgesindekilerine yardım etsin, silah göndersin şeklinde bir takım çağrılarda, ifadelerde bulunuyorlardı. Ben de o dönem kendi adıma şunu söylüyordum. O silahların bize tekrar dönüp bizi vurmayacağını nereden biliyoruz şeklinde bir yaklaşımımız vardı. Zaten bu ele alıkonulan şehitlerimizin önemli bir kısmı da o tarihlerdeki süreçler içerisinde ele geçirilmişler. Tabii bu süreç içerisinde Türkiye'nin yaptığı harekatlar var. Suriye başta olmak üzere. Ama son dönemde özellikle son bir yıldır işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ölçeğindeki geliştirdiği yeni hamlelerle adeta Irak'la Suriye arasında, yani YPG ile PKK terör örgütü arasındaki geçişkenliği artık bir bütün haline getirme stratejisi adeta sadece hedef ilkesel bakımdan değil, sahadaki unsurlarıyla da bir bütün haline getirme stratejisini hayata geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Öyle ki Biden döneminde de ki önümüzdeki günlerde biz bunu çokça tartışacağız, yeni gelişmeler de var ve bunun daha da fazla ete kemiğe bürüneceği bir dönemden geçiyoruz. İşte Türkiye bu süreçte sınır ötesi güvenliğini sağlamak, hudut güvenliğini sağlamak için önce Suriye'de peş peşe sahayı tahkim eden ciddi operasyonlar gerçekleştirdi ve oraya konuşlandı. Ne oldu orada? Öncelikle kantonlaşma dedikleri terör örgütünün o süreci engellendi. Şimdi Irak'ta da yaklaşık bir yıldır pençe ve işte diğer operasyonlar bir süreç içerisinde peş peşine geldi. Hakuk'la başlayan ve daha çok Kandil-Sincar arasındaki lojistik geçişi önlemeye yönelik Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmasını artık en azından daha farklı bir bölgeye öteleme yönünde adımlar atmaya başladı. İşte Gara operasyonu da esasında bu sürecin bir parçası olarak irdelenebilir. Böyle bakıldığında bunun iki hedefi vardı. Bir tanesi bahsettiğim bu hedef, ki burada bir başarı sağlandığı söylenebilir.
Tabii bu nokta atışı bir operasyondu. İşte orada özel harekatçılarımızın kalması mümkün değil. Diğer Suriye'deki operasyonlar gibi değil. Bana kalırsa daha fazla zayiat verilmiş olması ihtimali vardır. Ancak diğer hedefi olan 13 şehidimizi, yani 13 alıkonulan insanımızı oradan alma konusunda maalesef başarı elde edemedik. Şimdi tabii bugün Sayın Akar ve Sayın Soylu'nun konuşmaları olacak bildiğim kadarıyla. Doğrusu bunun detaylarına, teknik detaylarına ilişkin bir takım açıklamalar olacağı kanaatindeyim. Zira muhalefetin de zaman zaman eleştirileri oldu. İşte verilen soru önergelerinden bahsedildi. Bütün bunlar tabii yapıcı ve üslubu içerisinde değerlendirilecek konular. Bu konuyu birçok kez mecliste gündeme getirdik, yanıt alamadık dedi CHP sözcüsü Faik Öztürk. Evet. Burada bir problem yok Ebru Baki. Yani bunların sorgulanması, sebep ve sonuçtan irdelenmesi bağlamında bir sorun görmek mümkün değildir. Ancak böyle bir günde bile doğrusu asgari müşterekte buluşamayışımız üzücü. Yani bu yönüyle bakıldığında şu gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Hocam herkes birbirini suçluyor. Dil evet. Sert. Yani her kesimde. Şimdi sert. Şöyle bakın. Herkesi de bir tarafa bırakın. Yani terör örgütünün neyi ne için yaptığını bir kez daha hatırlayalım. Terör örgütlerinin zaten genel yapısı böyledir. Amacı da bu. Geçmişte de böyleydi. Nedir? Siyaset kurumunu sarsmak, efendim, fay hatlarını da oynamak, toplumsal fay hatlarıyla oynamak, bir korku ve tehdit iklimi meydana getirebilmek, bu alanları istismar edebilmek, birlik ve bütünlüğü sarsmaya yönelik hedefleri vardı terör örgütlerinin. Bu hedefin biraz önce söylediğim hassasiyetler, eleştiriler varsa eksiklikleri ifade etmek elbette mümkün. Ama bahsettiğim bu alanda bu hiçbir siyasi partinin, hiçbir kişi ve kurumun tekelinde olmayan partiler üstü bir meseledir. Bizim burada ortaklaşmaktan başka hiçbir yolumuz yoktur Ebru Baki. Yani bunu geçmişte de gördük. Çünkü içeride birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabildiğimiz ölçüde esasında biz terörle mücadelede başarı elde edeceğiz. Bunu nereden örnekleyelim? Yakın geçmişimizden bakın. Türkiye içeride hakikaten çok ciddi bir terörle mücadelede başarı elde ediyor. Artık devlet işte göreli olarak sayılar veriyor. Şu kadar terörist kaldı. Yani istihbarat örgütlerinin diğer birçok kuruluşla işte o koordinasyonun başarılı gerçekleşmesi bu sonucu getirdi. Ve en önemlisi vatandaşın güven algısının yüksek olduğunu ifade etmemiz mümkün. Hı hı. Bu zamanla anketlere de yansıyor. Yani vatandaş bu mücadelenin yanında ve elde edilen neticelerinde farkında. Hı hı. Öyleyse bizim böyle bir günde daha açık bir iletişimi, bu özellikle insanımızın, vatandaşımızın sorabileceği soruları yanıtsız bırakmayacak şekilde değerlendirmemiz lazım. Elbette bir de şu yönü var. Tabii böyle bir günde konuşmak, yazmak da hakikaten çok zor Ebru Baki. Yani zor, çok hassas bir konu. Evet. Çok hassas bir konu. Dolayısıyla herkes kullandığı kavramlara, yaklaşımlara, ben de dahil olmak üzere tabii dikkat etmek mecburiyetimiz var. Bu süreçleri hep birlikte atlatabiliriz. Bir bütün içerisinde atlatmamız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Fikret Bila, bugün Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bilgilendirme toplantısı yapacak. Şimdi çok fazla detayda bilmediğimiz için aslında bu toplantının yapılması ve meclisin bilgilendirilmesi herhalde olumludur. Ve saat 12'de de arkadaşlarımız şimdi ekrana verdi. Biz de söyleyebiliriz. Biraz önce bilgi bize ulaşmıştı. Saat 12'de de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecekler. Sanırım bu da önemli bir gelişme. Çünkü dünden itibaren bu operasyonun detayları, işte 13 alıkonulan görevlinin, şehidimizin, şehidimize ilişkin, bu operasyona ilişkin birçok detay, birçok yorum siz de okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, yapılıyor. Dolayısıyla bütün bunların ortadan kalkması ve bu operasyonun detaylarının anlatılması birebir Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından olumludur herhalde. Saat 12'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşme de bu ziyaret içinde, ne dersiniz, sormak isterim.
Evet, Ebru, Kürşat hocamızın dediği gibi bu konu aslında partiler üstü bir konudur. Ulusal bir sorundur, terör. Ve bu sorunun çözümüne bir, ulusal düzeyde yaklaşmak gerekir. İki, evrensel düzeyde yaklaşmak gerekir. Çünkü terör aynı zamanda bir insanlık suçudur. Evrensel boyutuyla şunu kastediyorum. Bütün ülkelerin terörle mücadelede dayanışma içinde olması gerekirken, Türkiye'nin 40 yıldır çektiği terör ve terörle mücadele sürecine doğru dürüst bir uluslararası destek görmediğini söylemek lazım. Aksine... Fikret abi, bir virgül rica edebilir miyim senden? Bu detayları öğrenirsek biraz daha rahat yorum yapabileceksiniz çünkü. Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Çimen Çetin karşımızda, Ankara'dan bize detayları aktaracak. Bu görüşme trafiği ne zaman, nerede, meclisteki yine bilgilendirme toplantısı, grup toplantıları, yoğun bir Ankara gündemi var. Önce bu ziyaretle başlayalım. İçeriği nedir? Dolayısıyla ne bekliyorsunuz? Oradan başlayarak bir Ankara gündeminde alalım. Çimen. Ebru Vaki, o görüşme saat 12'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşecek. İki bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret edecek. Terörle mücadele ve bu kapsamda hafta sonu sona eren barış iki harekatı konuşulacak ve elbette Gara operasyonu ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı. Hatırlanacağı gibi Gara operasyonu ile ilgili son gelişmeleri üzücü haberler gelmişti. 13 şehit verilmişti. Onun öncesinde 3 asker şehit olmuştu. 50'nin üzerinde terörist de etkisiz hale getirilmişti. Sonrasında aslında tartışmalar başlamıştı siyaset cephesinde. Özellikle de bu şehit haberlerinin gelmesinin ardından kullanılan ifadeler nedeniyle AK Parti ve CHP arasında karşılıklı açıklamalar peş peşe gelmişti. Hiç şüphesiz bu görüşmede de bu başlık gündeme gelecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi bu kapsamda iki isim tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla paylaşılacak. Ziyaret önemli aslında. Son dönemde AK Parti ile CHP arasında böyle bir trafik görmedik. Bakanların ziyareti bu kapsamda önemli olacak ama iki bakan daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalmaya devam edecekler. Çünkü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu açılacak bilindiği gibi ve o kapsamda da Gara operasyonu ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rize'de açıklamıştı. Bu konunun anlatılması gerekir demişti. Bu kapsamda da aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir bilgilendirme yapacaklar. Sen de en başta söyledin, Ankara'da gündem bugün oldukça yoğun. 10.45'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Kürsüsü'nde çıkacak ve konuşacak. Saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Ama onun öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 12'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı ile görüşecek. İki bakan da saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gara ile ilgili bilgilendirme yapacak. Ebru Vaki. Teşekkürler Çimen. Sen de söyledin. Ben tam soracaktım onu. Zaten gayet net, güzel anlattın. Uzun süredir ilk temas olma özelliği de taşıyor. Meclis bilgilendirmesinden önce CHP Genel Başkanı ile bir araya gelmesi iki bakanın. Bir de dün Özlem Zengin'in, AK Parti Grup Başkan Vekili'nin teröre karşı ortak duruş çağrısı vardı. Belki o anlamda da bugün bir gelişme beklenebilir mi? Ya da önümüzdeki günlerde diye hemen sorayım. Aslında bugün bir ortak bildiri beklentisi değil var mi? Onu da söyleyelim. Zaten daha önce de bir terörle mücadele verilirken terör operasyonları ile ilgili ya da örneğin Avrupa Birliği'ne ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tek ses olduğu, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP ortak bildiriye imza attı. Bu noktada elbette gözlerin çevrileceği parti HDP olur ama HDP ile bir görüş birliğine varmak bu noktada çok da mümkün görünmüyor. Ama bugün bir beklenti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bir bildiriyle terörün kınanması yönünde. Ebru Vaki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin yoğun Ankara gündeminde. Teşekkürler. Saat 12'de uzun bir aradan sonra AK Parti ile CHP arasında ilk temas olma özelliği de taşıyor Fikret Bila. Detayları aldık. Daha sonra mecliste bilgilendirme yapacak iki bakan. Genel kurulda konuşacaklar operasyona ilişkin. Bir de Özlem Zengin'in teröre karşı ortak duruş çağrısı vardı. HDP'ye de bu çağrı gitti. Ortak bir bildiri de söz konusu olabilir. Bu partiler üstü ve terörle mücadelede ortak bir duruşu da o
sizin söylediğiniz duruşu da beraberinde getirir mi? Bugün ne bekliyorsunuz? Hangi mesajları bekliyorsunuz? Bu görüşmenin anlamı nedir sizce? Önemi nedir? Buyurun lütfen. Evet Ebru, tabii bu olumlu bir gelişme. İktidarın ana muhalefeti bilgilendirmesi bizim görmek istediğimiz ve geleneğimizde de olan bir olaydır ama uzun süredir böyle bir temas yoktu. En son yanlış hatırlamıyorsam Sayın Akar yine Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip Libya ve Suriye konusundaki girişimlerle ilgili bilgi vermişti. Ondan bu tarafa böyle bir temas olmadı. Şimdi bu umarım bu temas bundan sonra terör yaklaşımı değiştirebilir. Her ne kadar demin ifade ettim bunun ulusal bir mücadele olduğunu, partiler üstü bir politikayla, bir devlet politikasıyla yürütülmesi gerektiğini ifade ettiyse de pratikte Türkiye'de böyle olmadı. Partiler terörle mücadele konusunda birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullandılar. En taze örnek yine dün sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmada CHP'ye hedef alarak bazı eleştiriler gündeme getirdi. Teröre karşı tutum itibariyle. Oysa böyle bir siyaset yaklaşımının olmaması gerekir. Bu ulusal bir mevzudur. Bütün siyasi partilerin ortak tavrı gerekir. Onun için bu adımı olumlu karşılamak lazım. Sayın Akar'ın ve Sayın Soylu'nun bugünkü ziyaretleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirecek olmaları, arkasından meclisi bilgilendirecek olmaları çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii Türkiye'nin en yüksek organıdır. Düşünün ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclisle birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. Meclisle birlikte. Dünyada örneği yoktur, tektir. O halde terörle mücadelede de mutlaka iradenin, milli iradenin yansıdığı yer olan meclisin bilgilendirilmesi, oradan güç alınması çok önemli bir aşamadır. Buraya doğru iktidarın yönelmesini ben çok olumlu karşılıyorum. Ama şunu da ifade etmeliyim. Bu sadece bir defayla kalmamalı. Her önemli konuda, özellikle terörle mücadelede, bu diyalog iktidarla muhalefet arasında ve meclisi bilgilendirme konusunda devam etmelidir. Bu iktidarı da güçlendiren bir olaydır. Böyle olması gerekirken terör konusunda sürekli muhalefet partilerini suçlamak, onları terör örgütüyle bir arada yan yana işbirliği içinde göstererek siyaset yapmak doğru bir tarz değildir diye düşünüyorum. Belki büyük olasılıkla bugün meclisten bir ortak metin çıkacaktır ama yine büyük olasılıkla HDP bu metne katılmayacaktır. Bir de böyle bir günü var. Şimdi önümüzdeki günlerde MHP grubunda MHP lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşacak. Bugün grup toplantıları da var. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısında konuşması bekleniyor her salı olduğu gibi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeri gelmişken sorayım, çok fazla vaktimiz kalmayabilir ama açıklamalar sonrası da biraz daha netleşir tabii grup toplantısı sonrası. Ne bekliyorsunuz HDP konusunda? HDP büyük olasılıkla bu ortak bildiriye katılmayacaktır. Dün yaptığı açıklamada da zaten tereddütlü bir cümleler olduğunu ifade edeyim. Hı hı. Bir önemli siyasi gelişme şu olabilir. Bu operasyonda 13 şehit vermemizin arkasından Türkiye çapında HDP'nin il ve ilçe yönetimlerinde yapılan bir büyük operasyon oldu. 700 küsur kişi gözaltına alındı. 784. Evet. Çok yüksek bir rakam. Böyle bir operasyonun yapılması, MHP'nin ısrarı bir arada değerlendirilirse önümüzdeki dönemde Türkiye'nin askeri harekatını Kandil'e doğru genişletmesiyle birlikte yurt içinde HDP'nin kapatılması konusunda iktidar bir adım atabilir. Hı. Daha doğrusu Yargıtay Başsavcılığından böyle bir talepte bulunabilir. Hı. Bir de böyle bir siyasi gelişme yaşayabiliriz. Çünkü iktidarın bütün yoğunluğunu, enerjisini bu konuya yoğunlaştığını görüyoruz. Hı. Böyle bir beklenti de sürpriz olmaz. Sizin de beklentiniz gibi önümüzdeki dönem eğer bu operasyonlar Kandil'e uzanacak, devam edecekse, ciddi bir adım beraberinde gelecekse, dolayısıyla böyle bir birlik, bilgilendirme, ortak duruşta gerekiyor. Ama bunun yanında bu duruşa katılmazsa önümüzdeki günlerde bu kapatma gündemi daha da ağırlıklı konuşulabilir diyorsunuz. Doğru anladım herhalde. Yani evet, iki aşamadan söz ediliyor. Bir seçenek yoğun terör faaliyetlerinin odağı olduğu teziyle bu tür faaliyetlerde bulunan parti yöneticilerinin kişisel olarak dava edilmesi. İkinci seçenek tüzel kişilik olarak partinin kapatılması talebiyle Yargıtay Başsavcılığı'na başvurulması. Yani bu konusu yeniden gündeme gelecektir bugünden itibaren diye düşünüyorum. Hı hı. Kürşat Hoca'ya dönmeden önce şunu da sorayım. Saat 14'te DEİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret var iki bakan tarafından. Yine uzun süre sonra bu temasların İYİ Parti, CHP'den sonra İYİ Parti ile devam edeceğini anlıyoruz. Diğer partilerle devam eder mi bilmiyoruz.
Şu anda gelen saat 12'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme, saat 14'te de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme. Bu süreç mecliste de bilgilendirme yapılacak bugün, öyle biliyoruz. Hepsi olacak ve Ankara gazetecisi olarak bu trafiği bu açıdan yorumlarsanız diğer partilerle devam eder mi? Mecliste ayrıca bir bilgilendirme kamuoyuna olur mu? Şimdi bu iki ziyarete biraz gündem değişti çünkü. Aslında iki bakanın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi de ziyaret etmeleri beklenir. Genellikle bizim usulümüzde grubu bulunan partiler şeklinde bir ziyaret programı yapılır ama iki bakanın HDP'ye gidebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü o partinin aldığı tutum iki bakanın böyle bir bilgilendirme yapmasını gereksiz kılabilir. Büyük ihtimalle HDP hariç grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaret yapılacaktır. Yani İYİ Parti'den sonra MHP'de bir ziyaret gerçekleşebilir. Sayın Bahçeli de bilgilendirilebilir. Bu hareketin başlamış olması dediğim gibi olumludur. Ama sadece 13 şehidimiz oldu diye bu harekatla ilgili olarak sınırlı olmamalıdır. Bundan sonra da terörle mücadele konusunda muhalefet partilerinin bilgilendirilmesi hem askerimizin morali bakımından önemli bir olaydır. Hem de ortak duruş için. Muhalefet askerimizin arkasında olduğunu göstermiş olurlar. Hem halkımıza, ulusumuza bir moral olur. Hem de iktidarı terörle mücadele konusunda elini güçlendiren bir olaydır. Ve bu terörle mücadelenin artık partiler üstü bir seviyeye çıkılması için de önemli bir aşama olur. Ve demin ifade ettiğim gibi liderlerimizin de artık terör örgütü üzerinden birbirlerini suçlayan bir siyaset dili kullanmalarından vazgeçmeleri gerekir. İnşallah. Tabii orada herkesin sürekli terörist ithamıyla suçlanması ortamı geren bir yaklaşım. İki tarafta sürekli bu doğrultuda ve sert, kimsenin kabul edemeyeceği ve hazımda zorlanacağı şekilde suçlamalar getiriyor. Dolayısıyla en azından toplumda da o karşılıklı sert diyalog yumuşar. Evet, Kürşat Hocam'a geçmeden bir cümle daha söyleyeyim ben. Şimdi bu acı olay bir gerçeği ortaya çıkardı. Artık görüyoruz ki PKK ile işbirliği yapan, PKK'yı teröre yönlendiren CHP veya İYİ Parti değil. Bu gerçek. İktidar sürekli bu söylemi kullanıyor. Bunun gerçek olmadığını bu olay gösterdi. Peki kim bu desteği veriyor? İşte bunu da gördük ki Amerika Birleşik Devletleri veriyor bu desteği. Geçeceğim oraya. Onu ayrı bir başlıktan. Yani Türkiye'de iktidar PKK desteğini CHP'de İYİ Parti değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde aramalıdır. Diğer ülkelerde aramalıdır. Bu desteği verdiklerinin somut örneği de kanıtlarda iktidarın elindedir zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu kanıtlamıştır. Kaç tır silah gittiğini. Aynen. Şu son o mağara görüntüsü bile, tek başına yapılabilecek bir desteksiz herhalde zor. Amerika eğer doğruysa diye bir kayıt düşerek açıklama yaptı da Türkiye'nin diplomatik girişimleri sayesinde düzeltti. Dolayısıyla Amerika'da aramak lazım bu desteği, CHP'de değil. Aynen, ayrı bir başlık oraya açacağım. Uluslararası işbirliğiyle de acaba bu 6 yıldır devam eden süreç önlenemez miydi diye demin de soracaktım. Konuyu dağıtmak istemedim. Dolayısıyla bu uluslararası bir destek olsaydı bu mücadele 13 görevlinin, alıkonulan görevlinin kurtarılması için mümkün olmazdı diye bir soru işareti de var. Ama böyle bir destek hiç gelmiyor. Ayrı bir başlıkta onu konuşurum. Bu görüşme trafiğini değerlendirmenizi isteyeceğim Kürşat Hocam. Şimdi tabii zannediyorum çok az bir zamanımız kaldı. Birazdan Sayın Bahçeli'nin konuşması Bahçeli'ye başlayabilir diye düşünüyorum. Tam da aslında bunu anlatıyordum ben bana ayrılan bölümde. Böyle bir açıklamada bunun üzerine geldi. Çok anlamlıdır ve uzun süredir Türkiye'nin bu tür konularda özellikle gerçekleştirmesi gereken, ortaya çıkarması gereken fotoğraflardan birisi bugün zannederim milletimizin karşısında olacak. Bu çünkü çok ağır bir sorumluluk, ağır bir yüktür. Terörle mücadele elbette devletin, kolluk kuvvetlerinin, istihbarat birimlerimizin, tüm devletimizin elbette mücadele alanı ama devlet sadece kurumlardan ibaret değil. Bir de bunun en büyük desteği aslında milletimiz, vatandaşlarımız. Bu ağır yükü birlikte taşımamız lazım. Dolayısıyla da belki bunun yeni anayasa tartışmaları bağlamında da önümüzdeki süreçte bir takım yansımaları olabileceği kanaatindeyim. Ben de HDP'nin
ziyaret edilmeyeceğini düşünüyorum ve edilmemesi gerektiğini de düşünüyorum bugün için. Birazdan belki detayları anlatma fırsatımız olur. Gerçekten inanılır gibi değil. Dün, ondan önceki günü yaptıkları açıklamalar böyle bir günde asla ve asla kabul edilebilir görmüyorum Ebru Bahar. Tamam. Bu arada hocam siz de takip ediyorsunuz. MHP grup toplantısındayız. MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüde. Bu açıklamalar da tabii başladı. Dinleyelim, ardından da devam edeceğiz. Değerli temsilcileri, bu haftaki meclis grup toplantımızın başında hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Yurdumun her köşesinde yaşayan aziz vatandaşlarımıza, Türk ve İslam coğrafyalarında birlik ve dirlik mücadelesiyle hayatını sürdüren kardeşlerimize sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti tarih boyunca bastığı topraklara silinmez şehadet çizgileri çekmiş, bu suretle aşılmaz ruh kalesi, yıkılmaz inanç cephesi tesis etmiştir. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin mukavemetini kıracak, muradını kırpacak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet dünya üzerinde henüz görülmemiş ve tezahür etmemiştir. Etmesini beklemek ise boş bir gayret, boşuna bir emektir. Bu vatan inanmış vicdanların şükür duası, toplu çarpan yüreklerin maddi nimeti, manevi ihtişamıdır. Hazreti Mevlana'nın semalarımızda uçuşan manevi muhafızlarımızı takdim ve tarif eden şu sözleri ziyadesiyle kayda değerdir. Diyor ki, görünüşte şehit olmuş ama gayb aleminde diri, düşmanın gözünde tutsak, halbuki kendi aleminde padişahlar padişahı. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bağımsızlığımızı birilerinin sponsorluğuyla kazanmış değiliz. Bu coğrafyayı çekilişten kazanmadık, bonus diye almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Baş verdik, ömür verdik, bu vatana Türk dedik. Her karışını şühedanın damla damla dökülen kanlarıyla bereketlendirdik. Kör bir taassup ve köhne bir tahammülsüzlükle üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, eninde sonunda cayır cayır yandıklarını gördük. Ve de inşallah yine göreceğiz. Neyimiz var diye soranlara, onlarda bulunmayan, hiç tanımadıkları şeref, onur, namus ve iman değerleriyle cevap verdik. Hayatın ve hadiselerin akış rüzgarını merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle söylersek, dünü yarına bağlayan milli şuurla kavramak zorundayız. Geçmişe baktığımızda felaketlerin tuzağında bu sayede çıktığımız musibetlerin tutsaklığından bu yolla sıyrıldığımız hemen fark edilecektir. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle, yeri geldi envai çeşit ihanetle mücadele ede ede milli birliğimizi ve milli bekamızı muhafaza ettik. Dün yedi düvel sahillerimize üşüşmüş, vatan topraklarına kudurmuş gibi saldırmıştı. Bugün de aynı müstevli ve mundar emeller bu kez maşaları vasıtasıyla, kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Türk milleti tarihi düşmanlarının bitmek ve kesilmek bilmeyen
tahrik ve tasallut kampanyasına maruzdur. Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye kalkışan, terörün konuşulmasına karşı çıkan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa en az 50 silahlı bir terörist kadar adidir, alçaktır. Özellikle ifade etmeliyim ki hiyanetle haysiyet arasında terörle huzur ayrımında ikinci bir seçenek, tarafsız bir alan veya ara bir durak yoktur. Terörü hilesiz ve hilafsız kınamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları, el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevairi kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Kitabın ortasından konuşacak olursak, bu koçbaşları esas itibariyle Türk milletine ve Türkiye'ye ait olan her değere mesafeli, her emanete hazımsızdır. Bunların hüviyetini biliyoruz. Hesaplayacağımız günleri de sayıyoruz. 10 Şubat 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Kara bölgesine yapılan Pençe Kartal 2 harekatı geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. PKK, KCK ve diğer terör örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğimizi emniyete almak, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbari bilgileri teyit etmekle birlikte gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla kara harekatı planlanmıştır. Yapılan açıklamalardan çıkan sonuç da budur. Harekat süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir. Aynı şekilde çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımız sonuna kadar kullanılmıştır. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların hesabının damla damla şerefsiz varlıklarından sorulmasıdır. Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Mahmur'da kurulu bulunan terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Ayrıca PKK'nın Irak-Suriye arasında irtibat ve intikal sahalarından birisi olan Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, özellikle örgütün nefes aldığı ve kontrolünde tuttuğu Peşbahur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat memat konusudur. PKK'ya köşeye sıkışmış, kaçış ve kurtuluş şansı önemli oranda azalmıştır. Örgüt can çekiştikçe, sonu göründükçe, yurt içinde ve yurt dışında zora girdikçe hiçbir canlının yapamayacağı iğrençliklere tevessül etmeye başlamıştır. Kara harekatında bizleri derinden üzen şehadetler yaşanmıştır. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. 11 Şubat 2001 tarihinde teröristlerle girilen sıcak bir çatışma sırasında Yüzbaşı Ertuğrul Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Assubay Kıdemli Başçavuş Harun Turan şehit düştüler. Aziz şehitlerimizin al bayrağı sarılı naaşları Ankara'da dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildi. Acımız ve kaygımız bu kahramanlarla sınırlı kalmadı. Aldığımız bir başka kara haber milli yürekleri adeta kasıp kavurdu. Farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 vatandaşımız, 13 masum insanımız, 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde
baş köşe bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle şehit edildiler. Erhan Pekçetin, Aydın Günel, Sedat Yabalak, Vedat Kaya, Semih Özbey, Hüseyin Sarı, Mevlüt Kahveci, Sedat Vardar, Ümit Gıcır, Adil Kavaklı, Müslüm Altıntaş, Sedat Sorgun, Süleyman Sungur düşman tarafından bir mağarada katledildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Bir mıh gibi çakıldığı milli hafızadan asla çıkmayacaktır. Suçsuz, güneşsiz, günahsız, üstelik savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak, terörizmin tahammülü ve tarifi olmayan ilkel yüzünü tekraren deşifre etmiştir. Ey şereften ve namustan bir haber hainler! Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? PKK, YPG'ye kol kanat gelen sözde insan hakları savunucuları, özgürlük simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Karada akan kan alayınızı boğacak, biliyor musunuz? O mağaradaki feryat figan sesleri alayınızı hüsrana uğratacak, farkında mısınız? Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından kara öncesiyle kara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK'nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturacaktır. Türk milletinin izzeti nefsiyle oynamaya cüret yetmenin bedeli, masum mevlatlarımızın hayatlarına kasretmenin ağır sonucu silahlı eşkıyaya, şehirlere tutunmuş yandaşlarına, elbet siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröriste ne kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az, çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacak. O meşhum mağarada aslında Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan böyle gerisini bölücüler, yardım ve yataklık yapan işbirlikçiler, eli ve vicdanı kanlı teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin. Şaikalar üstünde meydan okur bu erler. Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti. Tarihlere sorun ki bize ölmez Türkler derler. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Beşeriyete mertliği öğreten bizleriz. Adaletle ve kudretle hükmeden bir ceddin ahvadıyız. Teslim olmayız, her silah doğrultana boyun eğmeyiz. Her saldırı komutuna, bu keder dolu günleri taşacağımız, içimize akıttığımız gözyaşlarıyla ihaneti boğacağız. Karada şehit olan vatan evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Terörle mücadelede yaralanıp halen tedavisi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz var olsun, devletimiz ilelebet yaşasın dursun ve sonsuza kadar Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. Muhterem dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Türkiye insanlık, terörün insanlık dışı hunhar eylemleriyle
37 yıldır mücadele halindedir. PKK ihanet yoldaşları FETÖ ve YPG seferberlikle ele alınması gereken milli güvenlik sorunudur. Ağzı süt kokan bebeklerimizi öldürdüler. Analara, bacılara, babalara, dedelere, ninelere kıydılar. Asker demediler, polis demediler, korucu demediler. Hepsine en küçük tereddüt geçirmeden saldırıp kurşun sıktılar. Çocukları yetim, gelinleri dul bıraktılar. Şehirlerimizde canlı cansız bomba patlattılar. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıp asayişsizliği ve güvensizliği derinleştirmeyi amaçladılar. Yine şehirlerimizde çeteler kurup haraç toplamaya denediler. Ya pusu kurdular ya da sırttan vurdular. Arkasından insan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki Türkiye'miz ne pahasına olursa olsun bölücülükle ve PKK terör örgütüyle yüzleşmek, hesaplaşmak, bu kanlı sayfayı açılmamak üzere kapatmak zorundadır. Ön şartsız bir şekilde devletimize ve hükümetimize bu mücadelede desteğimiz tamdır ve tartışmasızdır. Şayet huzur istiyorsak, güvenliğimiz kusursuz olsun diyorsak, terörizmin kumpaslarını boşa çıkarmakla kalmamalı, bu vatandan, bu ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız. Bunun yanında sınırlarımızda ve mücavir alanlarımızda tek bir örgütün tutunmasına izin vermemeliyiz. Bu ülkeyi seveni severiz, sevmeyeni cehenneme kadar yolun var deriz. Artık bir karar arifesindeyiz. Artık bir kavşak noktasındayız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne terörü bitirmiş, bölücülüğü yenmiş, milli birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim ve tescil etmiş şekilde ulaşmak durumundayız. Bu amaç tarihe boyun borcumuzdur. Şühedaya vefamız, ecdada bağlılık irademizdir. Biliyorum bu zor ve zahmetli bir süreçtir. Ancak karada yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Evlatlarımızın kurşun yediği mahallede terörün elebaşları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak, öfkemiz sönmeyecektir. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Bölücülüğe ve teröre sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız? Yoksa kansızların, soysuzların kökünü mü kazıyacağız? Şehit olan evlatlarımıza ağlaya ağlaya göz pınarlarımızı mı kurutacağız? Yoksa milletimize silah çekenlerin elini mi kıracağız? Anaların bağırlarını yumruklamasını mı izleyeceğiz? Yoksa analarımızın evlatlarıyla kucaklaşmalarını mı sağlayacağız? Teröre siyasi ve ideolojik ikmal yapan, lojistik imkan sunan, Türkiye düşmanlarının suyunu mu keseceğiz? Yoksa onlara basit ve sıradan oy kaygılarıyla göz mü yumacağız? Ne yapalım? Tarihimiz buymuş, terörle yaşamaya alışalım mı diyeceğiz? Yoksa terörün bütün şirretliklerini ve habis kamburlarını hayatımızdan çekip çıkarmaya mı odaklanacağız? Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir. Demokrasiyi yozlaştıranlara sessiz mi kalacağız? Yoksa hakkın ve hukukun safında toplanarak milletin çelikten iradesiyle günahkar bölücüleri doğduklarına pişman mı edeceğiz? Bilinmelidir ki dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eritmeye ne sabrımız
ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen, teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak, millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya, YPK'ya dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazetli Kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş, yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir. Kopacağı varsa zaten kopacaktır. Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonları devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, kurbanlarla ve bir cuma günü açılan gazi mecliste olamaz, olmamalıdır. Ordular kurup ordular yöneten, milli mücadeleden yüz akıyla çıkıp cumhuriyeti ilan eden bu kutlu çatı altında düşmana metiyeler düzen suçların ne işi var? Karada savunmasız evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan şerefsizlere sempati besleyenlerle tasmaları Kandil tarafından tutulan günahkar müptezellerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır bu? Reva mıdır bu? Adalet midir bu? Eğer onların demokrasi mücadelesi içinde olduklarını iddia ediliyorsa sorarım sizlere, bizim yaptığımız nedir? Onlar siyaset yapıyorsa bizim yaptığımıza ne demek lazımdır? Kara vahşetiyle ilgili bir HDP milletvekili, üstelik bayan, aynen şöyle diyor. Biz barış dedikçe saldırdılar, esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. Savaş tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor. Be hey milletvekili müsveddesi, siz kimsiniz? Saldıran kim? Neyin barışından bahsediyorsun? Esir kampı nerede? Esir ne demek? Türkiye'nin kendi evlatlarını bombaladığını nasıl söyleyebildin? Hiç mi vicdan yok sende? Hiç mi insan sevgisi kalmadı yüreğinde? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bu kadar mı esfele, safilliğine talip oldunuz? Bir başka HDP milletvekili de şu namert ifadeleri kamuoyuyla paylaşmış. Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı. Ölümle çözüm olmaz, insanlarımızı yaşatmalıyız. Bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı? Hangi insanı yaşatalım diyor. Özne kim ya da kimlerdir? Çözüm olarak görülen nedir? HDP'li bir yöneticiden kara katliamını kınayan, hadi bunu geçtik, insanlık namını eleştiren, cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu? Ben duymadım, duyacağımı da hiç zannetmem. HDP Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklaması ise tam bir ikiyüzlülük, çirkeflik ve suçluluk telaşıdır. Şu ifadelere lütfen dikkat ediniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gece yarısı yaptığı açıklamada 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığı ifade edilmiştir. Operasyon sırasında bu kişilerden ayrı olarak 50'yi aşkın insanın hayatını kaybettiği de verilen bilgiler arasındadır.
Bunları insan dedikleri teröristtir, ayak takımıdır, emperyalizmin uçaklarıdır, katildir, canidir, haindir. Elbette imhaları vaciptir. Hele suya sabuna dokunmayan, gevşek ve her yere çekilen beyanatlarla milletimizin sabrını test etmenin hesabını yapıyorlar. HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Deyin diplomasisi. Kiminle diplomasi? Allah için söyleyiniz, terör örgütüyle diplomasi ne zamandan beri söz konusudur? HDP diyor ki, iktidar kayıpların ailelerine ve toplumuna hesap verme konumundadır. Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil, iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır. HDP, PKK'nın mekabı çıkarıp kundura giymiş halidir. Yani HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki aksidir. Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin ipi ve iradesi Kandil'dedir. Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymunu oynayan, sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesmenin bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır olan aslan parçası bir demokrat var mıdır? Kara katliamı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan, mağaranın bombaladığını ileri süren bölücü milletvekillerinin gazi meclisten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkımdır. Bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır. Değerli milletvekilleri, sipariş haberciliğinin önde gideni, bölücülüğün amigosu, Halk TV'nin sosyal medyadan karayla ilgili yaptığı şu paylaşıma lütfen kulak veriniz. Başlarından vurulmuşlar. Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu. Bir başka paylaşımı da şu şekildedir. PKK'nın öldürdüğü 13 esirle ilgili kimlik tespitleri başladı. Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına esir demek halkın ağzı değil, hiyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır. Halk TV tıpkısının aynısıyla PKK tevesi haline gelmiştir. Ya HDP'nin dostu olan CHP'ye ne demeli? Bu partinin yönetiminde musallat olan HDP lobisini nasıl değerlendirmeli? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes kopyala yapıştır türünden taziye mesajı yayınlayan CHP'li yöneticilerin PKK'yı açıkça dost doğru biçimde ve ismini zikrederek lanetlemediği anlaşılmıştır. PKK'yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleriyle melanet terör saldırısını kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Ama şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. Böylelikle dostlar birbirlerini yalnızca alışverişte görürken, alınganlık gösteren, darılan, kırılan veya küsen de akıllarınca olmayacaktır. Hesap budur, plan budur, danışıklı dövüş açıklamalar buna hizmettir. CHP yönetimine sesleniyorum. Kara katliamcısı PKK'yı saklamak ne size ne de gayrimeşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis aziz milletimizin gözünden ve gönlünden daha da düşürecektir.
Korkmayın, çekinmeyin. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK'ya katil demek, eşkıya demek, terörist demek, cani demek size ancak onur, ancak şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. Fakat arkadan dolanarak, kapı kapı dolaşarak ne kızı vereyim ne de dünürü küstüreyim havasındaysanız biliniz ki ya nal toplarsınız ya da yal paklarsınız. Türk milleti böylesi bayat numaraları yutmaz. Ucuz etin yahnisinin yavan olacağını gayet iyi bilir. CHP ile birlikte terörist Demirtaş'ı nereye, neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar, merak içindeyiz. Karaya ne diyorsunuz? Bakıyorum da hiç kıkınız çıkmıyor, ortalıkta görünmüyorsunuz. Hiçbir zaman unutulmayacak kara katliamına, boğazın iki yanına yuvalanmış kaymak tabaka, ayrıcalıklı kesim, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum, nasıl manzara, güzel mi oralarda? Martılar uçuşuyor mu? Ortamlarınızda boğaza bakıp bakıp demlenirken insan hakları ve özgürlük edebiyatını da meze yapıyor musunuz? Salgından dolayı yaşanan ekonomik zorlukları siyasi faturaya tahvil etmek için fellik fellik ortalıkta gezen, partimizde görev yaparken tek bir esnafın dahi elini sıkmadan duvar diplerinden gidip gelen İPİM başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hala hevesinde midir? Kalemlerini zehire batırıp kullanan kiralık yazarlar, dönem dönem insan hakları ve özgürlük nöbetine tutulup ellerine tutuşturulan zillet metinlerine toplu imza atanlar, geldiğimiz bu aşamada Türkiye'nin yanında duracak, fikri ve milli namusu gösterebilecekler mi? Terörizmi telin edebilecek yürekliliği sergileyebilecekler mi? Teröriste ve terör örgütlerine karşı tavır alamayanlar ihanete teslim olmuş, rezalete omuz vermiş, kanlı eylemlere koltuk çıkmıştır. Kara katliamına 223 senaryosu diyen emekli asker, senin her yerin senaryo, her tarafın zehir, her sözün zelil, her şeyin sahtedir. Önemli altı çizilmesi gereken bir husus vardır. PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ayıp ve skandal bir yanlıştır. Türk milletinin asil ve onurlu mensubu olan Kürt kökenli kardeşlerim, kalleşliğe onay vermez, ihanete olur vermez, evlatlarını daha sürükleyen canilere tamam demez, devletine ve milletine cephe alan vampirlere asla dayanak olmaz. HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil, PKK'nın suç ortağı, hiyanet temsilciliğidir. Karada savunmasız 13 vatan evladının kafalarına kurşun sıkılması, mesela Diyarbakır annelerinin asla tasvip edeceği bir olay değildir. Onlar HDP'den evlatlarını istiyorlar. Onlar HDP'nin bina içinde kaybolan evlatlarıyla ilgili büyük bir mücadele veriyorlar. Bu HDP insan kaçakçısıdır. Terörist devşirme ve dağa sevk zincirinin kumanda odasıdır. HDP ile hesaplaşmadan PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik diyemeyiz. Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır. İPİM Başkanı HDP'nin kapatılması konusunda avam bir dil kullanarak üç kağıt yapıldığını iddia etmiş. Üslubu beyan aynıyla insandır. Biz kimin üç kağıt yaptığını, kimin sinsi sinsi siyasi film setlerinde figüranlığa özendiğini geçmiş tecrübelerimize istinaden iyi biliyoruz. İPİM Başkanı HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak değerlendiriyor.
kapatılmasının da kendileriyle alakalı olmadığını söylüyor. Öyle ya, ittifak ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı? Birbirlerinin tavuğuna hiç kış der mi? Bu şahıs cehaletine yanmıyor da bize ne yapacağımızı anlatıyor. Hiç merak buyurulmasın. CHP ile İP rahat olsunlar. Olacaklar da zorlarına gitmesin. Şayet bize bir görev düşerse ki bu zaman yakındır, Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir. Değerli milletvekilleri, 20 Mayıs 2016 tarihli ve 6718 sayılı kanunun 1. maddesiyle anayasaya eklenen geçici 20. maddenin kabul tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyon Başkanlığı'na ulaşmış dosyalar hakkında anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan yasama dokunulmazlığına ilişkin hükmün uygulanmayacağı düzenlenmişti. Bilhare İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ağustos 2016 tarihinde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında iddianame hazırlamış, nihayetinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Bahse konu mahkeme tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde verilen kararda siyasal ve askeri casusluk maksadıyla ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan sözü edilen CHP milletvekiline 25 yıl hapis cezası verilmişti. Bu kararı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 13 Şubat 2018'de kaldırmış, fakat devletin güvenliğini ya da iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçunu kabul ederek 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetmişti. Temiz sürecinin devam ettiği zaman diliminde bu kişi tekrardan milletvekili seçilmiş, milletvekilliğinin kesinleşmesi mütakip Yargıtay 16. Ceza Dairesi yargılamanın durdurulma talebini reddetmişti. Arkasından Yargıtay'ın anılan dairesi Bölge Adliyesi Mahkemesi'nin mahkumiyet kararını onamıştı. Bu CHP'linin milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde mahkumiyet kararının genel kurul dokunmasıyla sona ermiştir. Ne var ki Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2020 tarihinde konuyla ilgili olarak kişi hürriyeti ve güvenliğiyle siyasi faaliyette bulunan haklarının ihlaline hükmetmiştir. İlk derece mahkemesi ise 13 Ekim 2020 tarihinde ilgili şahıs hakkında yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığı kararıyla ilk görüşünde direnmiştir. Anayasa Mahkemesi 21 Ocak 2021 tarihinde tekrar hak ihlali kararını açıklayarak tutumunda ısrar etmiştir. Buna dayanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi infazı durdurmuş, yeniden yargılama talebini kabul etmiş, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili fezlekeyi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermiştir. CHP milletvekili de geçtiğimiz hafta Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevine başlatılmıştır. Bu anlattıklarım konunun hukuki mazisinin özetinden ibarettir. Anayasa Mahkemesi'nin bir kereye mahsus kabul edilen geçici 20. maddeyi yanlış yorumladığı açıktır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi'nin yerindelik denetimi yapamayacağı da bilinen bir yasa kuralıdır. Ne hikmetse hak ihlalleri hep şaibeli ve hakkında soru işaretleri olan isimlerle ilgili verilmektedir. Aynı mahkeme
25 Şubat 2016 tarihinde Can Dündar, 9 Haziran 2020 tarihinde terörist Demirtaş hakkında hak ihlali yapıldığını kararlaştırmıştır. 22 Mayıs 2019 tarihinde de Osman Kavala'nın tutuklanmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı da oy birliğiyle kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarını fütursuzca verirken milletin haklarını hiç hesaba katmadığı, dikkate almadığı çok net bir şekilde görülmektedir. Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Kimin mahkemesidir? Hak konusu sırf Türkiye'nin anayasal düzenini bozmak için uğraşan ve ihanete kapı kolluğu yapanlar için mi geçerlidir? Yurt dışında yaşayan bir casusun nasıl bir hakkı vardır ki ihlal edilmiş olsun? Bir teröristin ne hakkı olacaktır ki Anayasa Mahkemesi buna çanak tutsun? Bizim görüşümüz şudur. Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye'nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin. Yeniden milli varlığımıza layık, adalet ve hukuk ölçülerimize müzahir bir yüksek mahkemeyi kurmasını Allah'ın izniyle başaracağız. Buna da muktediriz. Ne tuhaf bir tecellidir ki Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla küresel çevrelerin ülkemize dikte ve dayatmaları manidar düzeyde benzerdir. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün geçtiğimiz hafta Osman Kavala'nın serbest bırakılma çağrısında bulunması egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne kategorik bir saldırı ve saygısızlık değil midir? Bağımsız Türk mahkemelerine binlerce kilometre uzaklıktan talimat vermeyi cüret etmek nezaketsizlik, kabalık, gayri ciddilik, gayri ahlakiliktir. Hak eksenli bir yaklaşımı benimsediklerini dile getiren Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın milli haklarımıza cephe alan dış güçlere de diyeceği bir şey olacak mıdır? ABD'nin yeni yönetimi demokrasi diyorsa, hukuk diyorsa, bir yanda PKK-YPG'ye silah ve eğitim desteğinden vazgeçecek, diğer yanda da FETÖ'nün bütün elebaşlarını Türk adaletine teslim edecek, dürüstlüğü gösterecektir. Bunun haricindeki her teklif nafiledir, tehditvari açıklamalar boşa kürek çekmektir. Diğer bir mesele de şudur. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kara katliamı ile ilgili yaptığı açıklama, PKK-YPG ile kurdukları şaibeli işbirliğinin adeta tescil etmiştir. Bu açıklamada deniyor ki, eğer Türk vatandaşlarının ölümünün terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği doğruysa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz. Demek ki hala inanmıyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Haber kaynakları da PKK'lıdır, bölücü çevrelerdir. Dünya üzerinde bir kuşun uçuşunu bile takip eden ABD'nin kara vandallığını bilmemesi, ne yaşandığını öğrenmemesi aklımızla alay etmek, PKK'nın değirmenine su taşımaktır. Yine ABD'li bazı senatörlerin Başkan Joe Biden'a 9 Şubat 2001 tarihinde gönderdikleri ve Türkiye husumetiyle kaleme aldıkları karanlık mektup hakkımızı ve hukukumuzu karalama teşebbüsünden başka bir manaya gelmemektedir. ABD Senatosu'nun PKK ve FETÖ propagandasına alet ve aracı olması garabet ötesi bir şuursuzluk ve samimiyetsizlik örneğidir. 15 Temmuz'u sulandırma arayışları, terör saldırılarına gölge düşürme çabaları
Türkiye'nin bağımsız karar almasını sabote etme gayretleri iki ülke arasındaki köprüleri dinamitlemektedir. Türkiye çok cepheli bir mücadele halindeyken, Yüksek Mahkeme'nin hak ihlali kisvesiyle haksızlığa göz yumması, ülkemizin elini kolunu bağlamaya çalışması, vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayan, adalet ve hukuk mantığıyla örtüşmeyen sorumsuzluktur. Çok şükür hakkı biliriz, hakkımızı da hiç kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye'nin kuyusunu kazanların hakkı değil, cezası olması gerektiğine inanırız. Bir kez daha diyorum ki, CHP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili konu karma komisyona ve meclis genel kuruluna geldiği takdirde Milliyetçi Hareket Partisi tutarlı davranacak ve dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oyunu kullanarak tarafını gösterecektir. İşte 48 milletvekili buna hazırdır. Milletvekilleri kimin devası olduğu, kimlere deva olacağı az çok belli olan ipotekli bir partinin başkanı, anayasanın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğini söylemiştir. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya hazır olan şahsa tavsiyem, sen git önce kendi tartışmayı dene. Yani kendini tartışmayı dene. Sicilini ve siyasi dönekliğini tartışmayı iste. Anayasanın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki kimliği, kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesidir. Bu kimliği tahrip etmeyi hayal edenler veya aklından geçirenler ya HDP'ye kapağı atsınlar, ya PKK'nın dağ kadrosuna katılsınlar, ya da Pensilvanya'da soluğu alsınlar. İlk 4 maddeyi tartışacak baba yiğit, henüz doğmadı, tartışmaya hazırlanan, buna meyleden babacanı ise uyarıyorum. Böyle giderse tarihin ve milletin kışmından asla kurtulamaz. Stratejik hedefimiz adadaki Türk işgalini bitirmektir diyen Yunanistan Başbakanı ile anayasanın ilk 4 maddesini mesele yapan çürük çarık zihniyet aynı muasım çevrelerin piyonudur. Siyaset piyon işi değil, misyon ve millete hizmetkarlık işidir. Allah aziz milletimizi bunlardan korusun. Varlığımız ve birliğimiz daim olsun. Geçen hafta sonuna karşılaştığımız mübarek 3 ayların aziz milletimiz ve Türk İslam alemi için hayırlara ve nice manevi atılımlara vesile olmasını dilediklerimi ifade ederek sözlerimi bitiriyor. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun efendim. Grup toplantıları bugün yapılıyor. MHP Genel Başkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Konuşmayı baştan sona izlediniz. Öne çıkan birçok nokta vardı MHP liderinin konuşmasında. Birazdan ben detayları, başlıkları da aktarıp zaten yorumu alacağım. Bundan sonraki sürece ilişkin çok önemli mesajları vardı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Oldukça kapsamlı, oldukça önemli bir konuşma yaptı. Her şeyden önce Gara operasyonu öncesi ve sonrası kesinlikle aynı olmayacaktır. Kandil'e Türk bayrağı dikilecektir vurgusuyla beraber. Bundan sonra ne olur sorusunu da beraberinde getirip aslında grup toplantısında bunun mesajını da verdi. Şimdi bugün aynı zamanda bir yandan da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste parti liderleriyle görüşecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla meclisteki makam odasında görüşme, ziyaret 12'de, 14'te de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret var. Bu ziyaretlerin gündeminde bundan sonraki sürece ilişkin de acaba paylaşımlar bilgilendirme dışında olacak mı? Mahir Kılıç, senden dinleyelim.
Evet Ebru Baki, yaklaşık yarım saat sonra başlayacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile iki bakanın görüşmesi, sen de ifade ettin. Hem Gara saldırısına, o Gara'da verilen 13 şehide ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir bilgi paylaşılacak, hem de bundan sonrası ilişkin, özellikle bu muhalefet turundan sonra, bakanların muhalefet turundan sonra teröre karşı ortak bir bildiri, ortak bir çağrı gelmesi planlanıyor tüm partilerden. Yarım saat sonra gerçekleşecek Kılıçdaroğlu ile görüşme, meclisteki makamında gerçekleşecek, CHP grubunda gerçekleşecek bu görüşme. Saldırıya ilişkin 13 şehide ilişkin kapsamlı bir ayrıntılı bir briefing verilecek, bilgi verilecek. Yaklaşık 2 saat sonra ise, yani saat 14'te ise bu defa İYİ Parti lideriyle görüşecek iki bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ancak bu görüşme mecliste değil, İYİ Parti Genel Merkezi'nde olacak. İki bakan MHP lideri Meral Akşener'e kapsamlı bir bilgi verecek, yine hem saldırıya ilişkin, hem şehitlere ilişkin, hem de bundan sonrası ilişkin. Yaklaşık 1 saat sonrasında ise, yani saatler 15'i gösterdiğinde bu defa İki bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar gelecek ve saat 15'te genel kurulda milletvekillerine bilgi verecek. O oturumda da, kapalı oturumda da saldırının öncesi, sonrası, şehitlerin verilmesi, kapsamlı ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak diyebiliriz. Dün AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin mecliste bir açıklama yapmıştı. Teröre karşı HDP dahil tüm partilerin karşı durması gerektiğini ifade etmiş. Bu yönde bir çağrısı olmuştu. İşte buna dair de bugünkü görüşmelerinde bu konunun da gündeme gelmesini bekliyoruz. Özellikle CHP ve İYİ Parti ile yapılacak görüşmenin ardından ve meclisteki bilgilendirmenin ardından HDP'de dahil tüm partilerden bir çağrı, bir ortak duruş gelir mi, bunu da göreceğiz. Ziyaret edilecek partiler arasında MHP'nin olmadığını ifade edelim. Zira saldırıdan hemen sonra, şehitlere geldikten hemen sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne zaten peş peşe çok sert açıklamalar gelmişti. Böyle bir ziyaretinde CHP ve İYİ Parti'ye yapılacak ziyaretlerin bir benzeri MHP'ye yapılmasını gerek görülmedi de Ankara'da konuşulan konular arasında. Özetleyelim, CHP ve İYİ Parti ziyaret edecek iki bakan saat 12'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 İYİ Parti lideri Meral Akşener ziyaret edecek Akar ve Soylu. O görüşmede Gara'da verilen 13 şeyde ilişkin, o saldırıya ilişkin ayrıntılı kapsamlı bir bilgi verilecek diyelim. Sözümü İster tekrar size bırakalım. Mahir Kılıç, teşekkür ediyorum. Ankara gündemi yoğun. Saat 12'de başlayacak görüşmeler. Saat 15'te iki bakanın meclis genel kurulunda yapacağı bilgilendirme açıklamalarıyla devam edecek. Oradan yansıyanları göreceğiz. Şimdi Profesör Kürşat Zorlu ve Fikret Bila ile konuşmaya devam ediyorduk. Çok önemli, çok kapsamlı, çok mesajlı bir grup toplantısı konuşmasıydı. MHP liderinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Önce şu bölümde Gara'da yaşanan barbarlık kırılma anıdır. Gara öncesi ve sonrası hiçbir şey aynı olmayacaktır. Terörün elebaşları birebir sallandırılmazsa yüreklerimiz de soğumayacaktır. Herkes tarafını ve tercihini yapsın, dedi Bahçeli. Teröriste gerilla diyen, bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz. O milletvekillerine tahammül edemiyoruz, dedi. Şimdi başka açıklamaları da var, geçeceğim ama önce Gara öncesi ve sonrası aynı olmayacaktır. Dolayısıyla Sincan'ın kısa sürede yerle bir edilmesi hayat memat konusudur. Mahmur yıkılmalı, Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir ifadesi bundan sonraki sürece ilişkin bize ne söylüyor? Bugünkü bilgilendirme toplantısında bu konuda gündeme gelir mi? Sizin bu açıklamalardan bize vereceğiniz yorum ne olur? Fikret Bila. Evet Ebru, Sayın Bahçeli konuşmaya başlamadan önce neler olabilir'i tahmin ediyorduk. Aslında tahminlerimiz doğrultusunda Sayın Bahçeli'de mesajlar vardı. Birinci olarak bu harekatın Sincar ve Kandil'e doğru genişleyebileceğini belirtmiştik. Sayın Bahçeli bunu bir talep olarak da, bir zorunluluk olarak da dile getirdi. Anlıyoruz ki askeri cihet itibariyle Ankara'nın bu yönde bir kararı, hazırlığı, planlaması var demiştik. Bunu doğrulayan bir açıklama yapmış oldu. Tabii bir anlamda iktidar ortağı olduğu için Sayın Bahçeli'nin açıklamaları mutlaka bilgiye dayanıyordur. Gara artık bir milat gibi görülüyor. Sayın Bahçeli böyle ifade etti. Gara'dan önce, Gara'dan sonra diye. Dolayısıyla Gara'dan sonraki durumda da Sayın Bahçeli verdiği mesajlardan bir tanesi HDP milletvekillerinden hakkında fezleke bulunanların, fezlekesinin oylanması gibi bir mekanizma devreye girebilir. Ve yine ilk bölümde tahmin ettiğimiz gibi HDP'nin kapatılması konusunda bir gelişme yaşanabilir. Sayın Bahçeli'nin ve operasyonlar devam edebilir. HDP'nin kapatılması gibi bir süreç yaşanabilir. Bir de ne dediniz Fikret Bila? Yani bu Sayın Bahçeli'nin önemli bir yaklaşımı da bütün bu gelişmelere ilişkin ısrarına ilave olarak ilk kez Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın istifasını da istedi. Evet.
Evet. Bu bağlamda, çünkü yine terör bağlamında bunları bir araya birlikte değerlendirerek böyle bir talepte bulundu. Bu da bir yeni aşamadır Sayın Bahçeli'nin söylemleri açısından. Dediğin gibi çok detaylı düzenlenmiş, her bir cümlesi mesaj taşıyan bir konuşma oldu. Bu iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın, dolayısıyla iktidarın da siyasi gündemini bence çizen bir konuşma yaptı Sayın Bahçeli. Tahmin ettiğimiz gibi Kandil, HDP'nin kapatılması, milletvekili fezlekeleri ve Anayasa Mahkemesi Başkanı istifası bir anda değerlendirildiğinde bundan sonra olabileceklerle ilgili bir yol haritası çizdiğini söyleyebiliriz Sayın Bahçeli'nin. Kürşat hocam, bundan sonra ne olur, bu süreç nasıl ilerler, bu operasyonların devamı nasıl gelir derken sanırım o çerçeveyi MHP lideri Devlet Bahçeli de çizdi. Bugünkü görüşmelerde sizce bu konu daha gündeme gelecek mi? HDP'nin kapatılması, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın istifasını, muhalefet eleştirilerini konuşuruz ama önce bu noktaya bir cevap alayım. Sizin yorumunuz ne olur? Tabii öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgileri uzun zamandır değişmeyen politik duruşunun bir tezahürüydü ifadelerin önemli bir kısmı. İşte Anayasa Mahkemesi dışındaki kısmı özellikle irdelediğimizde bunun biraz kapsamlı bir konuşma olduğunu ifade etmek mümkün bu yönüyle. Tabii orada önemli bir ifadesi vardı Sayın Bahçeli'nin, HDP çözüm olarak neyi görmektedir diye. Aslında o bölümlere de değindi. 14 Şubat'taki açıklaması, sonra 15 Şubat'ta terörist başının yakalanışının yıl dönümüyle ilgili yapılan yazılı açıklamada da görüldü ki asıl bence önemli noktalardan birisi bu. Böyle bir dönemde, bu kadar büyük bir acının gerçekleştiği dönemde HDP peki neden bu duruşunu sürdürmeye devam ediyor? Ve devam edecek mi? Bunlar bir bütün içerisinde değerlendirildiğinde önümüzdeki süreçte neler olabileceğine yönelik işaretler veriyor. Öyle ki bir de yaşadığımız sürecin bir dış ayağı. Yani siz de bu operasyonların devamını bekliyorsunuz. Aynı zamanda HDP'nin kapatılması yönünde bir süreç önümüze gelebilir. Onu bekliyorsunuz, değil mi? Öyle mi? Doğru mu anladım? Şöyle bakın, evet, özü itibariyle böyle. Ancak biz yaşadığımız bu gerçekleri, bu fotoğrafı dışarıdaki gelişmelerle, uluslararası desteğinden ayırarak ifade edemeyiz, değerlendiremeyiz. Çünkü yani Biden'ın son dönemde yaptığı atamalar, Suriye'deki gelişmeler, dün daha Dışişleri Bakanlarının buradaki şehitlerimizle ilgili soru işareti tırnak içerisinde ifadeleri, yaklaşımları, bir yandan bu desteğin de devam edebileceğine yönelik bir kanaat oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'de operasyonlarına devam etmek mecburiyetinde olacaktır. Bu devam ettiği sürece ve HDP'nin işte bahsettiğim bu yaklaşımı da değişmediği takdirde ister istemez HDP'nin bir yargı süreciyle işte Anayasa Mahkemesi'ne geri götürülmesi konusu ciddi manada gündeme gelecektir. Bir de devam eden bir yargı, bir hukuki süreç var biliyorsunuz. Bir soruşturma kabul edildi mahkemece, iddianame. Bir de işleyen Kobani tırnak içinde olaylarla ilgili yargı süreci de devam etmekte. Ve Sayın Bahçeli'nin bu ifadeleri de bir öneriden çok esasında artık dönüşü olmayan bir yola girildiği yönünde bir izlenim meydana getiriyor. Bugünkü görüşmelerde MHP'nin MHP gidilmemesinin birlikte alınmış bir karar olduğu kanaatindeyim. İttifakın bir parçası olarak bir tür mesaj da içeriyor bu yönüyle. Hep birlikte izleyip görmek lazım. Bugünkü görüşmeler önemli Ebru Baki. Çünkü en azından bizim böyle meselelerde birlikte bir takım ortak noktalarımız olduğunu anlatabilmek. Bunları çok konuşmak istemediğinizi farkındayım ama bundan sonraki sürece ilişkin de acaba detayların biraz daha kapsamlı konuşulduğu bir görüşme trafiği mi olacak aklımıza geldi. O yüzden sordum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra. Dolayısıyla daha öncesi ve sonrası Gara'dan çok farklı mesajı, o kurşunlar bize de isabet etmiştir mesajı. Kandil'e Türk bayrağı dikilecektir, Sincar yerle bir edilecektir vurgusu. Bundan sonrasına ilişkin çok ciddi bir mesaj taşıdığı için görüşmelere de acaba yansıyacak mı diye o yüzden soruyorum. Biliyorum çok detay veremeyiz, evet, çok tahmin yapamayız ama. Hayır, şöyle şüphesiz çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız.
Ve biliyorsunuz uluslararası alanda da terör ve terörizme yönelik bir birliktelik yok. Kavramsal açıdan da bir peki, birliktelik yok. Peki bunun için yeni bir dönem aslında başlayabilir bunları... mi? Onu da sorayım o zaman. İşte evet o doğrudur. Türkiye karşı karşıya olduğu bu terör tehdidinin geldiği bu boyutları anlatmak bakımından da çok ciddi bir kamu diplomasisi faaliyetini bence işletmek durumundadır. Evet, derhal bence bugünkü yapılan bu görüşme kararı... Peki bu mümkün müdür hocam? Ne öngörürsünüz? Şöyle, dün ilk temas Dışişleri Bakanı Blinken'la gerçekleşti. Orada daha sonra PKK'yı kınama geldi ama daha öncesinde tabii şartlı bir kınama vardı ve Türkiye'nin büyük tepkisi vardı. Sonra şimdi bakın, işte biraz daha farklı bir açıklamayla süreç devam etti. Şimdi böyle bir dönem başlatılabilir mi? Daha farklı anlatımla, daha farklı temaslarla. O önemli tabii. Buyurun. Tabii Türkiye farklı alanlarda özellikle dış sahada mücadele verirken bunun bir NATO ayağı var. Amerika ile ilişkiler boyutu var. Avrupa Birliği ile ilişkiler boyutu var. Bu ülkelerin ve kuruluşların bilhassa PKK terör örgütüyle ilgili almış olduğu kararlar var, almayanlar var. Böyle bakıldığında NATO'ya vurgu yaptı biliyorsunuz Sayın Erdoğan da. Evet, o sözünü buluyorum ben de. Doğru. Evet, yani bir NATO müttefikinin neler yapıp yapmayacağını, neler olabileceğine yönelik bir vurguydu. Şimdi önemlidir çünkü 24 Nisan 1999 tarihli NATO'nun stratejik konseptinde güvenlik riskleri bağlamında terör örgütleri de sıralanmıştır. İlk kez orada konuşlanmıştır terör örgütleri ifadesi. Ve 2001 yılında kule saldırılarının ardından Amerika Afganistan'a bu madde üzerinden aslında NATO'nun 5. maddesi yani herhangi bir üye veya ortağa yapılmış saldırı herkese yapılmıştır ifadesini ya da maddesini terör örgütü üzerinden işlerlik kazandırmıştır, harekete geçirmiştir. Hatta o tarihlerdeki tartışmaları çok iyi hatırlıyorum. NATO'nun bu kararından sonra artık dünyada terör örgütlerinin çok fazla rahat edemeyeceği, uluslararası işbirliğinin ve ortaklaşmanın bu anlamda sağlanabileceğine yönelik yorum ve değerlendirmeler olmuştu. Ama zaman bunu bu konuda bizi haklı çıkarmadı. Yani böyle bir şey olmadı. Sebebi de şu. Bu ülkeler maalesef terörist örgütleri kendi çıkarsal alanlarında işte hep konuşulan vekalet savaşları vesaire kullanmaya çalışıyor. Terör örgütleri de bu çatışma ve rekabet alanlarını istismar ediyorlar. Anladım. Şimdi Türkiye yeniden böyle bir süreçte hem sahadaki hem ülke içerisinde hem sınır ötesindeki operasyonlardan geri mi adım atmamalı? Hem de uluslararası bu örgütler nezdinde PKK sağlamalı. Terör örgütünün bu vahşi, hocam bu çok zor görünüyor da hukuk dışındaki bütün yorumları izledim, herkes bu konuda umutsuz. Yani PKK, YPG'ye destek veren özellikle Suriye'de farklı planları olan, keza Rusya'dan bile destek alırken bu konu zaten ihtilaflı bir konu ve bu desteği almak çok kolay değil diyor herkes. Ama farklı bir kampanyayla durumu bir daha anlatarak acaba döndürülebilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Biden'a da seslendi. Buna nasıl NATO müttefikiyiz, nasıl NATO üyesiyiz biz dedi. Nasıl müttefikiz diye sordu. Biden'a seslenip olayları iyi takip edin, dinleyin dedi. Dolayısıyla böyle bir süreçte acaba döndürülebilir mi? Bu fırsat olur mu? Zor diyor herkes ama sizce zor mu o kadar? Şimdi bunca olaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin hala daha 2 gün önce yardım tırlarını gördük. Devam ediliyor. Mağaraları ama, gördük işte. Bunların ikisi, evet, bunların birbirinden ayrı konular esasında Ebru. Bak şöyle ki, siz bu kamu diplomasisi faaliyetinden vazgeçemezsiniz. Ve dünya sadece hani diyoruz ya 5'ten büyüktür diye ifadeler var. O zaman dünyanın neresinde olursa olsun bu haklı mücadelenizi anlatmak mecburiyetindesiniz. Doğru isimlerle, doğru kanallarla, doğru platformlarda bunlar için çaba sarf etmek zorundasınız. Türkiye içine kapandıkça zaten hem ön yargılar artmakta, bunların bir kısmı elbette Türkiye'nin dışında hasmane tutumlarla, kötü niyetlerle devam etmekle birlikte, bir kısmı da belki bizim kendimizi daha iyi anlatmamız gerektiği meselesini de gündeme getiriyor. Bence bu yönüyle Türkiye değerlendirmeli ve çok ciddi bir dış politikada bu konuda açılım geliştirmelidir diye
düşünüyorum. Bu mücadeleye önemli bir destek sağlayacaktır. Fikret Bladış, acaba uluslararası destek bu ortamda, bu da yeni bir döneme evrilebilir mi diye soracağım ama onun öncesinde HDP'nin kapatılması çağrısını çok net dile getirdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Operasyonun devam etmesi, aynı zamanda içeride HDP'nin kapatılması, bebek katiline sayın diyen, teröriste gerilla diyen milletvekiline tahammülümüz yok dedi, duymak istemiyoruz dedi. Dolayısıyla bir böyle bir süreç işleyebileceğini önümüzdeki dönem söylüyorsunuz. Bir de Anayasa Mahkemesi'ne başkanı Arslan'a istifa çağrısı vardı. Bugün Enis Berberoğlu da grup toplantısına gidecek bildiğim kadarıyla CHP'nin. Bu da ekstra bir gerginlik sanırım. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ciddi eleştirdi, kabul etmiyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ilk karar gündeme geldiğinde de Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni ağır bir dille eleştirmişti. Bir darbe mahkemesi olduğunu, 1967 Mayıs sonrasında kurulan bir mahkeme olduğunu ve işlevlerinin gözden geçirilmesini talep etmişti. Bunu şu konuya bağlayabiliriz Ebru. Bir taraftan da biliyorsun iktidarın bir anayasa hazırlığı var. Yine anayasa hazırlığı var. Bu yeni anayasa taslağı içerisinde iktidar grubu Anayasa Mahkemesi'nin konumunu, işlevini, görev ve yetkilerini değiştiren bir anayasa değişikliği teklifi getirebilir. Yeni anayasaya böyle bir teklif koyabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi konusunda Cumhur İttifakı'ndan gelen eleştiriler yoğunlaştı. Tabii Millet İttifakı'nın da bir anayasa değişikliği hazırlığı var. Onlar da ayrı bir öneri getirebilirler. Bu anayasada Anayasa Mahkemesi'nin işlevini değiştirecek bir noktaya varabilir Sayın Bahçeli'nin bu eleştirisi. Çünkü yeni anayasa büyük ihtimalle AK Parti ve MHP tarafından birlikte yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri meselesine gelince ABD'nin PKK'nın destekçisi ve hamisi olduğu tartışılmaz bir gerçek. İşte gözümüzün önünde tırlarca silahı, tankı oraya sevk ettikleri gibi siyasi açıdan da Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devletçiliği de kuruyor. Siyasi örgütlenmesine de izin veriyor. Tıpkı PKK'nın belgelerinde ortaya konduğu gibi orada yerel yönetimlere dayalı oradan güç alan bir PKK devletçiliği oluşturulmuş durumda. Yani hem siyasi hem askeri olarak ABD'nin desteği orada. Dolayısıyla ilk bölümde de söyledim, PKK'ya destek uluslararası alanda aranmalıdır diye söylüyorum, hani CHP'den daha ziyade. Buna karşı Türkiye ne yapabilir? Türkiye bir kere ABD'nin bu terör destekçisi olduğunu sürekli dünya gündeminde hazır tutmalıdır diye düşünüyorum. Bir. Ayrıca ABD'nin Türkiye üzerinden koruyup kollamaya çalıştığı Orta Doğu'daki ulusal çıkarlarına karşı Türkiye tavır alabilir. Yani bu ulusal çatışmalar gündeme geldiğinde Türkiye ABD'ye karşı sert önlem almaktan kaçınmamış bir devlettir. Tarihte örnekleri vardır. Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ABD üslerinin kapatılması gibi. İçeride de Amerika'ya karşı bir nevi yaptırım mesajı gibi. Evet, yani Türkiye'nin de elinde birçok koz var ve bunları kullanmak durumunda kalabilir. Başka türlü ABD'nin bu desteğini kesmek Türkiye mi PKK mı gibi bir tercihte Türkiye gibi 60 yıllık müttefiki yerine terör örgütünü tercih etmesinin Türkiye'yi kaybetme konusunda bir maliyeti olabileceğini hissettirmek lazım gerektiği kanaatindeyim ben ABD'ye. Trump'ın gidip Biden'ın gelmesi durumu değiştirmeyecektir. Zaten Obama politikasını devam ettireceklerdir. Ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın veya KCK'nın nihai hedefi olan bir devletçik kurmak, Şam yönetiminden orayı ayırmak, tıpkı Kuzey Irak'ta Kandil'de olduğu gibi bir yönetim oluşturup iki bölgeyi birleştirme gibi de bir hedefi var Amerika'nın. Çünkü PKK'nın da hedefi o. Yani Kuzey Irak'la Suriye'nin kuzeyini birleştirip işte o dört ülkede dört parçayı kopartarak bir büyük Kürdistan Devleti kurma hedefinin ilk iki adımı Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyidir. Bundan sonra hedefte Türkiye'nin güneydoğusu, İran'ın kuzeybatısı vardır. Sürekli gündeme geliyor ara ara. Okuduğu için bence Tahran, Bağdat'la, Şam'la ilişkilerini geliştirmesi gerekir. Her ne kadar yönetimlerle aynı görüşte olmasa da, dünya görüşte olmasa da Türkiye kendi ulusal çıkarları bakımından bu dört başkent arasında bir işbirliğinin yapılması Türkiye'nin elini bölgede güçlendirebilir ABD'ye karşı. Bundan sonra operasyonların bu doğrultuda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çizdiği doğrultuda devam etmesi uluslararası desteği şart olduğunu mu gösterir? Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Türkiye'nin operasyonlarına güçlü bir uluslararası destek gelmez. Uluslararası destek. Hayır, mesela Sincar'ı yerle bir etmek, Mahmur Kapısı'nı yıkmak,
Kandil'e Türk bayrağı dikmek. Bunun anlamı ne? Nasıl bir süreci gösterir bize? PKK'nın terörist gücünün, silahlı gücünün silahlı mücadelede yok edilmesi hedeflendiği anlaşılıyor. Evet. Artık sabrımız kalmamıştır diyor. Belki burada kendi egemenliklerinin ihlal edildiğini bile bile PKK'ya katlanmak zorunda olan Bağdat Türkiye'ye destek verebilir. Anladım. Aynı şekilde topraklarında ikinci bir egemenlik alanı kurulduğunu gayet net bilen Şam Türkiye'ye destek verebilir. O yüzden uluslararası desteği ve bu yönetimlerle görüşmeyi de arttırmamız lazım. O yüzden söylüyorsunuz değil mi? Bölgesel bir destek olabilir. Ebru çünkü diğer dört devlet de bundan şikayetçi. İran da kuzeybatısında bu tür faaliyetler olacağını biliyor. Şimdiye kadar pek bir destek vermedik ama. Oysa Türkiye öncülük ederek bu dört devletin işbirliğiyle ülkelerin parçalanmasını bölgesel işbirliğiyle sağlamaya çalışıyor. Ama bu konuda ben ABD'den destek almasını artık çok mümkün görmüyorum. ABD tercihini yaptı. Rusya mutlaka ikili oynayacaktır. Hep ikili oynar. Anladım. Kendi çıkarları bakımından. Ve bu konuda işte Barzani yönetimine de çok fazla güvenmemek gerekir. Tarihte hem Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliği yapıp aynı zamanda terör örgütüne istihbarat aktardığı bizim istihbarat birimlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Türkiye Barzani ilişkilerinde de çok dikkatli olmalıdır. Anladım. Artık sözün bittiği yer diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Bundan sonra gara öncesi ve sonrası asla aynı olmayacak. Tahammülümüz kalmamıştır diyor. Bir manşetle Kürşat Zorlu bitirelim. Süremiz de bitti. Şöyle bir ekleme yapayım ben. Çok kısa söyleyeyim. Lütfen. Uluslararası destek ya da kendimizi ifade etmekten bahsettik ya. Bence olayın bu sürdürülebilirliği açısından ülke içerisindeki oluşabilecek güven algısının en yüksek seviyeye çıkarılması, birlik ve bütünlüğün sağlanması bence kendimizi ifade etmenin en önemli aracı olacaktır. Zira biliyorsunuz iki gündür sosyal medya başta olmak üzere çok ciddi karşılıklı suçlamalar ve çeşitli manipüle edici haberler de yansıdı. Ve bunlar uluslararası basında desteğin azalmasına sebep olan şeyler. Bir takım kanallarda, gazetelerde çıkıyor. Dolayısıyla bugün bu görüşmeler neticesinde soru işaretlerinin olabildiğince giderilmesi, önemli. Bu konuda bir mutabakat sağlanması, desteğin de artırılması bağlamında bir araç olarak değerlendirilebilir. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye bu süreci elbette bence atlatacak. Geçmişte de bu tür olaylarla karşılaştık. Yeter ki biz birlik bütünlüğümüzü, sağduyumuzu korumayı başarabilelim. Teşekkür ederim Fikret Bilal. Sağ ol Fikret abi bugün desteğin için. Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Kürşat Zorlu. Sağ olun hocam bugün katılımınız için. Teşekkürler desteğiniz için. Kısa bir ara toparlayacağız. Biz para gündemin sonuna geldik ama yoğun bir gündem devrediyoruz bugüne ve Hülya Ökene'ye. Tüm gelişmeleri Habertürk ekranlarında izleyebilirsiniz. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.